bekliyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamat. Allah iki can da aziz eylesin. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Tevfikini de refik eylesin. Hizmet imane Kur'aniye de daim kayım eylesin. Cenab-ı Hak beşiretimize bakıp da kusurlarımıza bakıp hizmet imaniye olan inamı, ihsanı, ikramı, inayeti, lütfu ve keremi olan bu durusu Kur'aniye'den bizi ayırmasın. Amin. Arkadaşlar ben bir şey paylaşmak istiyorum böyle. Çünkü böyle bir vaadim var olduğu için kendimce faydalı görüyorum. Hem ısınmak için notlarımızı okuyacağız da. Mesela doktorum burada olduğu için mesela ona da ön yargıyı şey yapacağım. Mesela adam duygulandığı için gözyaşı akar. Değil mi? Ağlar veya sevinçten güler. Şeye akar. Gözyaşı geldiği için ağlamaz. Ağladığı için, yani içi ağladığı için gözyaşıyla ifade eder. İçini dışarıya gösterir. Mesela düşündüğü için midesine vurur. Yemek yiyemez, iştahı kesilir vesaire. Yani bedende fatura çıkıyor. Ama sırf tıp noktasına bakarsanız bedene, şurası şu element şu anda aktif oldu, devre dışı oldu, B12 bilmem bir sürü o tabirler var ya sizin. O gözlemlediğimiz, şahit olduğumuz ama onu öyle yapan, ortaya çıkaran mesela içseldir. Hani derler ya duyarsınız, yüksek moral kanseri öldürdü, kanseri. Mesela sebep noktasında böyle bir video göstermişti. Kanser hücresini çekmişler, bunu Japonlar yapmış. Bu işin uzmanı gösterdi, bana videoyu gönderdi. Kanser hücresine ilaç gönderiyorlar, şey yapmıyor. Deniyorlar, nasıl bir cihazla çekiyorlarsa bilmiyor o hücreye. Sevgiyle oluşan bir hormon varmış. Sevgi. Yani muhabbet. Onlarca aşk. Veya işte o muhabbetle oluşan şeyi de tespit etmişler uzun süre. Yani tanımlamışlar. Bir hormon olmuş, hücre olmuş. Direkt kanser hücresine saldırıyor. Ve yeniyor. Bu kadar malumattan sonra bir şey anlatacağım. Tabii esbab noktasında bir şey denilecek diye söylüyorum. Ama kendim şahitim. Benden daha yakın şahit olmaz insan kendisine şahit. Şimdi elimi görüyor musunuz? Sağ elim, sol elim. Doktor. Sol elim toparladım, koparttım. Sağ elimde zerre kadar bir şey yok. Sol elimde patlama. Tıpta bir şey diyeceksin. Ama yaklaşık 10 dakikada veya 15 dakikada oldu. 15 dakikada soldu, sonra normala girdi vesaire. Nedir o? Teheccüd namazı vaktinde Allah kimsenin başına vermesin. Demek ki bunları yaşatıyor ki Müslümanlara böyle kazanımlarımı veya külliyattan tespitlerimle şey yapayım, faydalı olayım diye. O anda bir saldırı. Nedir o? Şeytan, imansız olursam imansızlık ne demektir diye gayri ihtiyar. Ne alakası var yani? Abdest alıyorum o namaz vaktinde. Dizimin üzerine çöktüm gafur odada. Yani fakat kıldım namazı neyse, yattım gözüm kapalı ama böyle bir ufuk ki yok yani. Gözüm kapalı ama uyanığım. Bakın gözüm kapalı, namazdan sonra yatıyorum, sonra sabah namazına kalkacağım. Fakat böyle semay, hani ışık tutarlar ya böyle lazeri, böyle bir yol.
Acayip bir yol. Ama yedi tane rengin hulasası olsa, beyaz gibi değil de, garip dünyada eşi benzeri olmayan bir ışık. Bu şey sıkıntıdan oldu. O anda. 5-10 dakikada patladı. Ama sağda hiçbir şey yok zerre kadar. Bu zeytiyan sürdüm de gözükmüyor şimdi. Tabii de cımbızla toparladım o şeyleri, kalkanları. Benim bir gecede göğsümün kıllarının sibrenitsa katliamında bir gecede beyazladığını biliyorum. Şimdi o cinsten bir şey ya. Yani imansızlık nasıl bir şey diye tek tutunduğum şu. İnsan gibi düşünüyorsun. Haşa, ama o tabiri söyleyeceğim. Allah gibi düşünmüyorsun. O anda şöyle baktığım zaman öyle bir yol oldu ki Mehmet kardeş. Öyle bir yol oldu ki o size müjdeyi söyleyeceğim şu. Bütün külliya böyle zamansız zaman o geçince bakıyorum abi gözüm kapalıyla. Rüya değil, yeni yattım. Şöyle bir yol ki anlatamazsın yani. Şimdi bu bütün külliyatın o açtığı bir şey herhalde. O şey zıttına döndü. İmansızlık düşünülemez. Diye yani o sıkıntıdan patladı. Tersine döndü. Mesela avuçlarım terledi yani. Şeyden. Sonra şöyle dedim. Ya Rabbi, zamansız zaman olarak yine gözüm kapalı ama konuşuyorum kendim. Bu imansızlığı hissetmek değil. Hissetsen zaten bittin. Fikren kısmen hafif böyle aralayınca bildiğin gibi değil yani. Hemen Allah'ın inayeti Kur'an'daki o ayet malime geldi. Allah an ve an kayyumiyetiyle sizi tutuyor şeytana karşı. Bizi devamlı tutuyor. An ve an. Devamlı tutuyor. Sonra tevafuk etti. Şu anda da derstedir zannediyorum bir kardeşimiz. Bakayım girebildi mi? Girmemiş. Girmemiş. Oysa gönderdik ona. Şimdi tevafuken Osmanlıcayı alimlerin Osmanlıcayı bana bir yer okudu. Okuduğu şey Miraç'la alakalı. Ben böyle 1, 2, 3, 4 satır. Yaklaşık olarak 37 dakika okudu. 4 satır yazdım. Değeri. Çok acayip oldu. Yani tevafuk. Şimdi o imansızlığı eğer öyle dakika olsa herhalde kalp ve dima dayanmaz. Beyin kanaması öyle oluyor galiba veya kan. Yani ele vurması anda ama tat hemen şey değişiyor, yol açılıyor. Yol açılıyor. Yolda bahsedeceğim biraz. Sonra ne hatırıma geldi? Bütün peygamberlerde Miraç, bela, musibet, hastalık, dert, muhlikeler içerisinde olmuş. Ateşin içinde oldu, tufanın içinde oldu. Sıkıntıların içinde oldu, hastalığın içinde oldu, oldu da. Ha, demek ki büyük zatlar niye bunu bekliyor? Biz onun lisanını bilmiyoruz. Onu okuyacağım şimdi biraz. Hastalık, musibet, dert. Dert değilmiş o. Başka bir şeyin gelmemesi dertmiş. Miraçlara peygamberlerin ve evliyayı aziminin, peygamberlerin ve evliyayı aziminin Miraçlarının içeriklerine bakıldığı zaman gözükür ki ortak özellikleri şudur. Bela, musibet, mehlekeler, sıkıntılar, hastalıklar, dertlerin içinde olmuş. Onlarda olmuş. Şimdi mümin de derecelerine göre miracın gölgesine, cilvesine diyor Üstad. Bir cilvesine, bir manasına, manasına, gölgesine, cilvesine, ismine,
hakikatına diye geçiyor 5 tane. Ve benzer haletler veriliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama bir defa Mirac-ı Ekber'i olmuş. Mekke 6. şu anda Mirac-ı Ekber-i Muhammedi'de söylenen sözler diyor. Mirac-ı Asgari olmuş. 30 küsur tane deniliyor. O yol açık bırakıldı. Kalben ve ruhen etkiye ümmeti, takipçilerin, liyakatı olanlar kalben ve ruhen yapıyorlar. Kalben ve ruhen Mirac ettiriyor. Şimdi iyi dinlemenizi rica ediyorum. Hemen o benim haletimi malzeme yaptım size. İlk önce tıpsal belki bir şeyler söylemeye çalıştım. Üzüldüğüm için ağlıyorum. Onun üzülme hissi, fikri, his, duygu, latifenin dışsal görünümü gözyaşı veya işte mideye vuruyor. Onu söyledim. Bu çok önemli de onun için. Sonra haletimi anlattım. Sonra Mirac'ın büyüklerde böyle olduğunu. Şimdi demek ki kalben ve ruhen oluyor. Şimdi diyor ki o büyük zat kim olduğunu bilmiyorum. Osmanlıca'dan okudu. Diyor ki iyi dinleyin ve yaslanın. Müminler kalben ve ruhen diyor ya usta. Şu cümleyi kullanıyorlar. Müminler fikri Cibril'ini gönderiyor. Fikri Cibril'ini gönderip müminlerini kalben ve ruhen miraç ettiriyor. Peygamberleri ise Cibril'ini gönderiyor. Bizi ise fikri Cibril'ini gönderiyor. Başım döndü yani. Fikir neydi? Dimağda, akılda, dimağda bir yoldu. Bir yol. Fikri Cibril'ini gönderince ne yapmış? Kalbini ilk önce yıkamış. Cibril'ini gönderince. Kalbini yıkamış, ona hazırlamış. Çekirdek patlamaya geldiği zaman, toprağa koyduğun zaman hemen patlamıyor. O zaman yanına hazırladı. Sonra Cibril aleyhisselamla giriyor. Cibril'ini göndermeden yapılmamış. Cibrilsiz miraç yok. Sonra müminlere ne yapmış? Fikri Cibril'ini göndermiş. Allah Allah bu yol. Bu yol. Bu cümle onun. Bundan sonrası benim. Külliyatın bana göre ruhuyla söyleyeceğim. Bu yolun bir batınısı var bu fikrin. Bir de zahirisi var. Bariyeli var ya yol. Fikir yolsa batındaki manası Cibril. Zahirisi nedir? Yolun zahirisi nedir? Yolun zahirisi. El hubbu fillah vel buzu fillah zahirisidir bu yolun. Batınısı haf ve recadır. Bir tane batıl söz var ya, batıl söz, hurafe. Zındıkların söylediğine inandığım bir cüssüz söz var. İmanın ve paranın kimde olduğu belli değil. Hurafe ve zındıkların uydurduğu bir şeydir. Oysa paranın kimde olduğu zekatla, imanın kimde olduğu amel-i salihle ifade edilir. Anladık mı? Paranın kimde olduğunun tereşuatı zekattır. İmanın da kamil amel-i salihtir. İlle namaz değil. Amel-i salih yaparlar böyle. İman bazı şeyleri yaptırmaz. O da kendisinin iman olduğunu gösterir ki işaret edeceğiz da sual ile belli olur. Sual bu soru sorma şeydir. Zahirisidir. Batınısı ise hayata sana sorulandır. Sen de hayatta verdiğin cevaptır iman. Ustad diyor ya iman diyor sual ile anlaşılır. Zahirisi bu ifade etmesi lazım. Budist misin, Hristiyan mısın? Manası ne hakikati? Yani varsa kendisini gösterir. Yani onun gibi yapamazsın, onun gibi sevemezsin, onun gibi orada olamazsınız. Yapamazsınız yani. Demek ki
Para, zekat, kimde var? Zekatla, iman işte, ameli salih ile ibadet ve ubudiyette kendisini gösterir. Demek ki çok ilginç, fikri Cibril'ini gönderiyor, peygamberine Cibril'ini gönderiyor. Cibril aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, vahiy gönderdi mi vahiy peygamber? Vahiy bitti mi arkadaşlar? Bitti. Cebrail'in de işi bitti. Koca bir peygamber, melekleri peygamber, şimdi işi bitti mi ya? O kadar. Yani vahiy gönderiyorsa, kuyuya gönderdi, peygamber değildi. Şeytana vahiy gönderdik diyor, arıya gönderdik diyor, konuştuk yani. Devam ediyor. Şey demiştik ya, o vahiy ve ilham yaptığımız derslerde, evet, vahiy getirdiği gibi, şimdi vahiy şubeleri olan ilham, hads, evet, vesaire, onları da şumul ilham. Değil mi? Onlar şumul ilham. Hep o yapıyor. Yani o da o diye öyle konuştuğumuzu hatırlıyorum, evet, derste. Evet. Cebrail'in vazifesi yani. Şimdi de öyle. Bak, yani büyük alimin sözüydü. Fikri Cibril'ini gönderiyor. Yani o Fikri Cibril'ini göndermesi mesela, hani ilham, hads diyorduk. Başka ne vardı? Şumul ilham. Şumul ilham vardı. Vahyin vazifesini yapan şumul ilham. Sunuat vardı. Sunuat, tuluat, işaret, rumuzatlar hep o. Hads vardı. Onlar, evet, biraz konuşmuştuk. Evet. Ya merak, 7 tane bu. Yani onlar da mesela sunuat ya da vesaire de fikir nevi. Evet, o yok. Fikri Cibril denebilir. Hepsi Fikri Cibril'i olarak komprim etmiş o zat. Ama yani bir yol deyince böyle biz es geçtik fikir. Yani mesela Miraç yapacak, Cebrail yolu açmadan nasıl yapacak? Peki Cibril nedir fikir? Fikrin bir başkasını, zahirisini söyleyeceğim. Cibril ceberut alimi, cebredicidir. Fikirler insanı cebreder. Fikirler insanı dayatır, yaptırır. Yani kötüyü düşündüğün zaman fikire dönüşürse, biraz düşüncelerin malzemesi biraz mantıksal oldu mu fikre dönüşüyor. Aklı melekelere dönüşürse fikir oluyor, biliyorsunuz. Düşünmek ise tasavvurdadır. Ama fikir ne oluyor? Cibril'i biliyorsunuz, ceberut, cebredici güçtür. Üç güç insanda, ruhu burada tutuyor. Kuvve-i şeviye, kuvve-i gadaviye, kuvve-i akliye. Bunlar cebredicidir yani. Şimdi buraya bunu bırakıyorum. Burada kalsın. Miraç ya. Miracı mesela düşünün şimdi. Bir zahiri şey var. Miracı akşam yapacağız ya inşallah. Çarşamba günü. Miraç gecesidir. Fikri Cibril'i neyi gözden geçirmek gerekiyor? Yolu oluşturan bir zahirsi var, batınısı var. Fikri oluşturan. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Ya Allah'ın dostlarını bulamayabilirsin. Allah'ın dostları belli değildir kısmen. Bellidir de belki tesbih göremez. Ama Allah'ın düşmanları bellidir. İbrahim'i göremezsen Nemrut'la bul. Nemrut ile bulursun. Çünkü Nemrut ortadadır. İbrahim yok ortada. Onunla bulursun. Musa'yı göremedinse ortada değil yani, kayıptır. Firavun ortadadır. Şerler gözükür. Hemen onunla gözükür. Demek ki fikri oluşturan el hubbu fillah vel buzu fillah. El hubbu fillah yapamıyorsan Allah düşmanlarına düşman yaparak fikrin zahiri yolunu yapıyorsun. Batınisi ise içseldir. Haf ve recadır. Böyle oluşturuyor. Bu cadde oluştu. O fikir oldu. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç yapmadan önce Cibril-i Emin geliyor, yıkıyor kalbini. Manevi Miraç yokken dersler yapılıyor. Dersler okuyoruz, tefekkür ediyoruz, değil mi? Enfusi dersler oluyor, zahiri dersler oluyor. Oluyor da oluyor. Bunlar hep aklık ve kalbi aktif edip yıkıyorlar. Şey diyebilir miyiz burada abi ya? Fikri Cibril, hani diyor ya, akıl fikre bindi, ruh hayale bindi. Burada peygamberler veya Cibril direkt olursa ruhla,
gidiyor. Fikri Cibril de akılla gidiyor denebilir mi? Denebilir. Mesela neye benziyor? Dakik ve rakik yapmıştı ya bu Bodrum'daki şey. Evet. Mesela ben baktım da bayağı. Dakik akliymiş, rakik kalbi demekmiş. Koca bir saatlik ders tabii, iki saat yapıldı. Bu olması lazım. Bu çıkarım olmasa havada uçtu bu. Dakik ve rakik. Böyle. Hiç ender hiç gibi. Birisi zahir, birisi batın hiç olacaksın vesaire. Şimdi ben başka birkaç tane madde okuyayım. 15-20 geçe okumuştuk, şey başlamıştık. Akrabalık, iki tane yakınlık vardır. Akrabiyet, bir de kurbiyet. Değil mi? Akrabalık malum nesebi bağ gibi gözükürken, akrabiyetten oluştuğu için yakınlık. Ustad diyor ki siz nesebi kardeşten daha yakın kardeşsiniz. Çünkü hillet ve isar hasletini cem etmiştir. Hilletle isar. Sahabelerin en güzel, en önde giden sıfatı isar hasletidir. Kendisi ölüyor su diye yaralılar. Oradan da ses geldiği için bana verme ona ver diyor. Yani akrabalık, gariplik. Peki şimdi yapıyorum akrabalık. Hani hukuktakini söyleyeyim ilk önce, sonra tespit. İlk önce Allah'ın dediği hukukullah, hukuku Resulullah, hukuk asfiya, hukuku mutediğin valide. Allah'a isyan ettirmeyen anne babanın emirleri. İsyan edilmez ama dinlenmez. Şimdi akrabalık garipliktir, yakınlıktır. Siz diyor nesebi kardeşten daha yakınsınız. O nedir? Aklidir. Yani vahiy yakınlığımız. Mesela askerliği beraber yaptık. Aynı ana babadan doğduk, kardeşiz. Aynı şehirliyiz. Aynı davayı paylaşmak. O, ustad bunları kullanıyor. İnsan kendisini bir yakınlık hisseder. Askerlikle beraberdik. Niye kardeşindir? Anne babamız aynı. Bizim de vahiyimiz tek. Bunu kullanıyor. Akrabalık, gariplik demek akli yakınlıktır. Akrebiyet. Nesebi daha sonra gelir. İki, salih amelden yapayım. İman salih amelle, para da zekatla kendisini ifade eder. Salih amel demek, şualardan anladım. 14. şuadan. Sul ve salihin birleşimidir. Böyle bir yazmıyor tabi de çıkarımı. Sul, sulh ve salih. Salah yani salih. Yani salah ne demek? Kurtuluşmuş. Sul ise barışıktır. O zaman salih amel ne demek? Bu ikisinin cemiymiş. Sulh ve salih. Salih ve sulh. Evet. Salih amel nedir? Yapacağın fiile barışık olmalı ve seni kurtarıcı olmalı. Onunla barışıksın. Yani barışık değil. Buyurun buyurun buyurun. İçin onun boşun devrilsin. Olmadı. Yani fiiliyle barışık olacaksın. Bir de seni kurtarıcı olmalı. Barışık olman ve seni kurtarıcı olman anlamına gelen amali salih. Sul ve salih. Bir de şunu sorar mısınız kendinize? Bu bana tamamen okurken gelen mana, herkese bir düşünce geliyor ya. Dedim ki kendime, acaba sen geldiğin yere mi daha yakın veya gidecek olduğun yere mi daha yakın hissediyorsun kendini? Ya Osman böyle. Mesela hemen kalbine ne geliyor? Ama demeyebilirsin. Geldiğin yere mi daha yakın hissediyorsun kendini? Gidecek olduğun yere mi? Gidecek olduğum yere. Evyan. Daha en çok hangisine yakın hissediyorsunuz? Ne farkı var ki abi? Of. Ama sana ne geldi onu söyle. Ben geldiğim yere gideceğim zaten diye düşündüğüm için hep aynı gibi geldi. İkisi de aynı mı geldi? Aynı geldi abi. Ha.
Mesela ilk hemen akla gelen kim olursa olsun, insan gidecek olduğu yere kendisini biraz yakın hisseder gibi geliyor bana. Gidecek olduğu yer. Yani geldiğin yere mi yakın hissediyorsun Mehmet kardeş? Gidecek olduğun yere mi? Yani nasıl? Düşünmedim. İşte zaten düşünsen o zaman sen karışıyorsun. Düşünmeden kalbine geleni söyleyeceğim. Peki şu nasıl? Geldiğin yer nereye, gideceğin yer nereye? Ooo Ahmet abi bunu sorarsan, bu Dima dersine lügat sordu mu olmaz. Bunu yok. Geldiğin yer Allah. Tamam. Gidecek o ahiret. Bu Dima dersi. Sen dinleme makamında ol. Kendi yer neresi gidecek yol dedin mi bizi şey yapar. Manayı lügat yok. İnna lillahi ve inna ilahi raciun nedir abi? Bu. Rucu. Tamam. Ama gene dayanamadım. Geldiğim yer, biz Allah'tan geldik, ahirete gidiyoruz. Allah'a mı kendini hissediyorsun, yakınlık ahirete mi? Peki şöyle diyebilir miyiz? Senden sana sığınırım, senden sana kaçarım. Senden sana kaçarım. Senden sana sığınırım, senden sana kaçarım. Ha, denilebilir. Ama tabii tekerleme ama ne dediğini bilmiyoruz işte. Ne dediğimizi bilmek istiyorum ona. Çocuğun annesinin sinesini kaçmasın. Ha tamam. Ezelden evvele gidiyoruz. Ha. Şimdi İbrahim Allah razı olsun. Hakkını helal et. Bu kadar dersi kaçırdım bu bir bardak için. Yani, ama kusura bakma. Senin değil benim suçum için söylüyorum. Şey ama yani orada İnna lillahi ve inna ileyhi racunu tefsir alimleri değişik şekilde ondan geldik ona döneceğiz. Ahiret demiyorlar ama zahirde ahirete gidiyoruz gibi düşüneceğiz değil mi? Yani ama ondan geldik. Ahiretten gelmedik ki. Hayır Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz diyor. Yani öyle. Şey mi deniliyor ya. Hay Allah haydan gelir puya gider. Evet. Mesela oysa israfta kullanıyoruz. Bu ne yaptın? Ya ne olacaktı? Haydan gelen huya gider. Hı. Ecdat israfı bile manalandırmış. Kızdığı zaman veled. Yani çocuk demek yani. Neyse. Çünkü saatim doluyor. İtikat. Çok izahlarımızla beraber. İtikat. Bir manada kendinden sıyrılıp onda var olmak. Yani çok izahlarımız var. Ama her okuyuşta bir şey düşüyorsa ama her kalbi, kalp ve dima aynasına düşen doğru değildir. Tamam, karışıklık olabilir. Bizim sabitelerimiz var. Onlara uyarsa doğru ama şimdi yazdığım şeydi. İşte dün akşamdan beri böyle ters çalışıyorum. Bu arada evamiri tekviniye, emir, umurlara yeniden bakıyorum. Evamiri tekviniye, ayatı tekviniye çalışıyorum öyle. Herhalde ondan olsa gerek ki bu haleti yaşattı yani. Yani ayatla evamir işi yaparken ama çok şeydi yani. Bildiğiniz gibi bak yağladım aldı bak ortaya çıkmaya başladı tekrar. Kapatayım dedim. Bunda zerre kadar bir şey yok. Yani bir tıpta bir şey denilir tabii. Aşırı stres diye bir etiket var zaten. Gaflet neymiş biliyor musunuz gaflet? 14. penceredim. Tesadüf. Gafletimizi örten bir perdeymiş. Ha, şimdi hastanelerde de stres demek, ben bilmiyorum, tanımlayamıyorumun etiketidir. Aynen öyle. Yani stres, doğru. Sıkıntı ama, onu şey değil, onu biliyor stres ama, nasıl bir şey? O da streste zaten, o doktor. Tabii aynı dertte. Ne yapsın o kardeşim ya? Benim kardeşim bağım ya. Yani. Abi bir dakika yanınıza gelebilirim. 30 saniye. Evet, tamam. 30 saniyenizi alacağım. Şurada neyi görüyorsunuz abi? Ne bu? Ne yazıyor? Cennet yazdı. Cennet değil mi abi? Ha. Ama bu hangi cennet abi? Adem Aleyhisselam'ın geldiği cennet diye tabir ettiğimiz cennet. Hı. Daha cehennemi bilmiyor. Burası? Yani. Abi burası cennet dedin. Ne anlatmak istiyorsun? Cennet ve cehennem abi. Bakın burası ikisi. Bakın cennet ve cehennem. Ha. Şimdi bundan sonraki cennet aynı cennet değil. Hmm. Yani geldik gideceğiz dediğiniz mana aslında bu olabilir abi. Hmm. Yani
sureti gördükten sonra gidilen mahiyet. Geldiğimiz yer belki hakikat. Az önce söylemeye çalıştığınız oysa eğer, gideceğimiz yere daha yakınız abi. Onu demek istiyorum. Yani şunu gördükten sonraki cennet aynı cennet değil abi. Nasıl yaptı evet. Şimdi ayrı ayrı bir de birbirine bindirmiş. Bu karpuz var ya bizim şeceri hilkatle. Evet. Karpuzda yarısı geliştir, yarısı dönüş yönünü anlatıyor. İşte bir iki diye. Şimdi itikat biraz devam edeyim. Doğru. Bir manada kendinden sıyrılıp sıyrılma nispetinde onda var olmak, onda yaşamak. İman ise yani itikat dimadadır, iman kalptedir. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizamın bütünselliği seni senden edip onda var olmandır itikat. İman ise ona dönüşmek. Bu düşünsel ilk düşünmek, fikir, ilim ve amel ile olur. Yani iman bir fikir, sırayla ezber yazılmamış. Fikir, gir içeriye kalbe, vicdana, his, kalpte duygu, ruhta latife, bütünsellik eylem. Onun için iman ona dönüşmek. İtikad ise onda yaşamak. Kendini ortadan kaldırmak. Başka bir şey okuyayım. Şimdi bu gafura bakıyor veya gafur gibi duygular olanlara bakıyor. Benim gibi böyle biraz gattara bakmıyor. Mağdur olmuş. Yani öyle savaşlarda, icretlerde insanlar, Müslümanlar sıkıntı çekiyor. Mağdur olmuş. Mazlumu görünce çok üzülürüz. Çocuktur, kadındır. Çok zulüm uğramış. Açlık, yoksulluğun üstünde çeşitli zulümlere uğramış. Fakat bunlar zahirdir. Acaba bunun imanı ve itikadı nasıldır deyip etrafımızdaki insanların bu mazlum ve mağdur insanlardan daha kötü ehli bidâ ve şirk ve kafir insanları görünce niçin acımıyoruz? Ehli bidâ, şirk, küfür ehli. Gözümüzün önünde kayıp gidiyor aylar güneşte. Hocadır. Hocadır. Kardeşim akrabamdır. Tanıdığım hocadır yani. Küfre, zalime, imansıza, İslam düşmanına kendince bir şeyler bulmuş taraftar. Tamam. Ve ezeli ve ebedi zebanilerin tasallutuna olacak. Ebedi açlık, ebedi zulüm. Ebedi işkence, ebedi her şeyi, ne geliyorsa aklına. Bir kadına ne yapılması gereken cehennemde yapılacak. Bir erkeğe ne yapılması gerekiyor, hepsini yapılacak. Bunlar insan dehşet almıyor. Aç kalmış, sürmenmiş, çeşitli zulümlere uğramış ve ölmüş vesaire. Yani ama bunu görmüyoruz. Biri zaman var, birisi de sonsuz. Yani en büyük sayı sonsuzun yanında ne ki? Hiç. Yani. Peki bunu da doktora baksın. Muhiddin Arabi Kuddüs-i Sürü bir mana demiş ki, Fusus'un ikeminde okudum, yazdım. Kimi neyse veriyor. O kadar etkilendim ki ezber gibi olmuş. Bedenimi mescit, ruhumu imam. Fikirleri, hislerimi, duygularımı ve latifelerimi, o öyle demiyor da. Diyor ki, İstidat ve kabiliyetlerimi diyor. Onu dediğini yapayım. Veya benim açılım daha iyi. Bedenimi mescit, ruhumu imam. İmam. Fikirlerimi, isterimi, duygularımı, latifelerimi de cemaat yaptım. Salata kıyam edip namaz kılıyor. Salata kıyam ettim diyor. Namaz kılıyorum demiyor. İşte özgür insan budur abi. Ya. Bu özgürdür. Evet. Öbür türlü köledir. Köledir. İstibdad-ı şeytani, esaret-i hayvaniye hürriyet namı verilmiş. Yani. Değil mi? İstibdad-ı şeytani, esaret-i hayvani. İç ve dış baskıların içinde ki bize tasma takmış. Git buraya. İşten çıktın yorgunsun. Kahveye git. Git.
İstersen gitme. Buna hürriyet dermiş. Dışsal esareti hayvani, istibdadi nefsani, şeytani, istibdadi şeytani, esareti hayvani. Yani bunun tersi bedenimi mescit, ruhumu imam. İstidat ve kabiliyetlerim cemaat. Salata kıyam ediyorum. Aynı zamanda en büyük adalet. Öf. Adil yani. Çünkü ruhun vazifesini götürüyor, kalbe veriyor. Kalbinkini bedene veriyor. Bedeninkini cisme veriyor. Her şeyi birbirine karıştırıyor. Ondan sonra ben adilim diyor. Evet. İnsan kendi içinde adil değil ki daha dışarı çıksın. Evet. Adam kendisine, kendisine adil değil. Adaletsiz. Şeytan, bir zat demiş ki şeytan. Kayıtlarla kayıtlandı. Bu da benim değil. Şeytan ettiği için şeytandır dedi. Şeytan etti. Eski de dergi vardı. Hiçbirisi tesadüf değil. Böyle biraz akıllıca düşünün, hiçbir şey. Şey dergisi vardı, bir de Tam vardı. Şeytan. Anladın mı? Tam vardı, Tam gazete miydi, dergi miydi? Bir de Şey diye dergi vardı. Bizim lise dönemlerinde. Şeytan, şeytan etmiş. Ne dedi dedim ha kardeşim, birisi aradı. Dedi ki, yani ilmi var, ameli yok. Amelsizliğiyle ilmi inkar eder. Bunu Kur'an tabiriyle kitap yüklü merkep. İlmi var, ameli yok. Kime benziyor bu? Bu kim? Şeytan. Peki şeytan ne yaptı? Amelsizliğiyle ilmi taan etti. Şeytan. Şey, şeyi evvel. Tamam. Şeyi ahir. Şey biliyorsunuz böyle varlığın ilk yaratılışıdır. Şey denmiş. İlmiyle şey yapar. Demek ki inkar eden, ilim yapan. İlmi ilim yapan ameldir. Yoksa o ilim, ilim değil, düşüncedir, bilgidir. Son şeyimiz olsun. Şeyi şey yapan da Tan mı oluyor o zaman? Tan oluyor, Tan etti. Şeyi taan etti. Yani şeyi taan etti, kaldırdı ortadan. Adem'e yaşadı, Adem hesabına çalıştı. Şeytan, şeyi taan etti. Mesela bir zat dedi ki, ilahiyatta bir kardeşimiz, profesördür. Allah razı olsun. Ya diyor, bazı şeyleri diyor, sahası değil giriyor de ben kendi öz eleştiri yapıyorum ve yanlış da söylüyor diyor. Bir tanesi şudur diyor. İblis diyor, Arapçası, hani ben Arapçasını vermedim ki iblisin kim olduğu Kur'an'da mellum. İblis anlatırken seni çıplak eden libas zannetti. Yani libastan, hayır. Libas. Peki tanımı nedir tanımı? Lugatını demiyor. İstila bendeki nedir? İblis seni soyandır. Üstündekileri çıkartan. Şimdiki tabirle seni çıplak yapan. Dışsal bu. İblis. Mesela şunu dese ne diyecekti? Muhyiddin Arabi şeytanla demiş melek ne demiş? Nefis de ruhtur demiş. Yani kimse itiraz etmedi diyor ustad buna. Yani iblis seni soyandır. Ya ne demek anlamadım. Soyan biraz farklı bir şey. Seni soyuyor. Çıplak ediyor. Yani elbiseden çıkartıyor dedim. Zannetti ki iblis libastan geliyor, Arapça kök harflerinden falan diye şey yaptı, birleşti. Selam olsun kardeşimize. Ben çoğunlukla zaten şey, Ahmet abi, Damar Ahmet abi, Nursilin'dir bunun adı. Biliyor musun? Bu Nursilin'dir ha. Hakikaten. Yani Damar Ahmet derler buna. Damar. Böyle. İşaret Hücaz'da kaç tane damar var diyor? 6000. Öyle geçiyor da o zaman tefsir olduğu için ustadın kardeşi tercüme etmiş. Belki de şimdi fazla damardır. Veya ustad ana damarlar saydı bilemiyorum. Risale-i Nur'da 6000 sayfadır diyor. Damardır diyor. Risale'nin damardan verdin mi Nursilin içmiş olursun diyor. Nursilin Risale'nin hakkıdır diyor. Tamamdır. Dünya ve ahiret şifa bulursun diyor. Bu adamın tabiridir. Ve çok güzel de ezan okur söyleyeyim. Şimdi en hayırlı insan kimdir? Seni uyandırandır. Ve son şeyi enfus kim şey yapar? Enfusi girmek için ne yapmak gerekiyor? Ve bitti.
En hayırlı insan kimmiş? Sizi gafletten uyandırandır. Enfus'a girmen için diyor, asla kendine yalan söylemeyeceksin. Dışsalı nedir? Karşıyı yalan söylemeyeceksin. Çünkü yalan söylediğini sen biliyorsun. Onun için sen münafık olamazsın. Çünkü münafık kendisini bilir. Gayip değildir. Herkes bilir münafık mıyım, değil miyim. O, ya Mühittin, efendim, Hazreti Ömer Efendimiz acaba o ben miyim? O haf ve recanın kemalat hali. Herkes bilir. Yani sen içeriden içeriye, dışarıdan şöyle, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Onu kestiklerime. Yani siyasi lider birisi yapmış ya, birisine gitmiş, siyasi liderden söylüyorlar. Onunla odasına hayman giderken diyormuş ki, ilk önce bunları halletmek lazım diyor. Yani dışarıda başka, içeride başka. Herkes bilir kendisini demek istiyorum. Ha, enfuse geçmenin yolu asla kendine yalan söylemeyeceksin. Yani yalan ne demek? Alıştığınız bir tabir, ihlaslı olacaksın. İhlas demek, kendine yalan söylememek demektir. Kendinle barışık demektir ihlas. İhlas ve sonra ne? O'yla, hani bendeki o, ben var bir tane, bende o var. Bu sırrı insani. Ona ne denilir? Bendeki, bende o var. Bendeki o'yla, ondaki ben arasındaki doğru bağlantı seviyesidir ihlas. Dış dünya meziyetlerini dışarıda bırak. Doktorum, zenginim, alimim, hocayım, anneyim, babayım, erkeğim, kadınım. Öyle bir şey yok. Onları dış dünyaya bırak. Bırak onu. Kim alırsa alsın. Rüştü abinin tabirini söyleyeceğim. Dünyayı diyor, bozuk parayla sattım. Hemen kapıştılar dedi, aldılar dedi. Bunlar ne diyor dedim ya bana. Bu sosyolog adam ya, dev adam. Dünyayı bozuk parayla sattım, hemen aldılar dedi. Asan, bunun yani diyor ki bana, ben de dünyalık araba, dünyayı satmışım zaten. Veya başka ne anlaşılır, ben böyle anlamıştım. Ama soramadım ya, bunlar ne demek istiyorsun bana. Çok tuhaftır ya, tuhaf insanlardan tuhaf şeyler geliyor. Dükkanımda balon yok demiş abi. Usta evet, sanki dükkan. İlk önce bir, ne yapacağız? İlk önce bir antrenöre git. Birileri sana rehber olsun. Evet, Risale-i Nur'da şahıs merciyeti yoktur. Tabii ki yoktur. Antrenör kendi buluşu değil ki. Sana o hareketi öğretiyor. Bak böyle vuracaksın, böyle yatıracaksın, böyle şey yapacaksın. Yani ben buldum diye söylemiyor. Usta da öyle, Kur'an'dan buldum al diyor. Tamam. Usta diyor ki tesbihat yap diyor. Ona mı yapıyoruz biz? Rabbimize yapıyoruz. Namaz kıl diyor usta. Namaz kıl. Biz o dedi, o yön şey öğretti, biz de kılıyoruz. Bana Kur'an öğretenler var. Beni oku diye değil ki, kendini oku diye öğrettiler. Onun için ilk önce bir antrenör lazım. Kendisini değil, seni sana öğretecek. Tamam. Evet, burada ısırmamızı yaptık. Geçmeden abi suallerimiz var tabii. Bir, abicim. Şimdi düğmeye basacaktım neredeyse. Öyle alışmışım ki. Şimdi düğmeye basacaktım. Bastın. Elhamdülillah. Abi, el hubbu fillah vel buzu fillah. Bir, zahirisi dediniz. Havf ve reca. Batınız bugün dediniz. Havamız çok iyi ya. Elhamdülillah. Acayip bir şey var. Allah'a şükür olsun. O şeyden sonra çok acayip bir şey var yani. Onu araya girdim ama kurtaramadım söyleyememekten. Yani bir tuhaflık var yani böyle. Bu akşam da öyle bir şey oldu ya böyle. Ama onun milyarda birini benim Müslümanıma Allah hissettirmesin. Burada ahiret edemiyor. Burada da. Beni alt patlattı her tarafı. Onu da zaten sualime dahil edeceğim. Devam et. Hasan abi. Bakın el hubbu fillah, ben huzu fillah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i cennete soktu, dolaştırdı. Haf ve reca da rüyetullah'a muhatap etti dersek Hasan abi. Sizin elinizdeki patlamalar... Burada hiçbir şey yok. Sağda yok. Evet.
soldaki patlama miracın hangi aşamasıdır acaba? Yani miraç bilmem de işte sol patladı biliyorsunuz İslam'da Risale-i Nur'da sağ geçmiş zamandır, sol gelecek zamandır. Tamam? Sol gelecektir. Ne olduğunu da bilmiyorum. Dün akşam yaşadım ve benim kardeşimsiniz paylaştım. Sonra bir kardeşimiz de Osmanlıca bir alimden miracit şey yaptı. Hem de bir affedersiniz yani düşten çünkü ben ders günü çamaşırlarımı değiştiririm. Her gün hemen hemen çamaşırları alt değiştiririm. Duşumu alırım. 2 günü geçmez. Ama ders günü hem derse niye? Ruhaniler geliyor. Ustad ki çamaşırları kirletmeden değiştirir. Bir şey anlatmak için. Nefes nefese kaldım. Allah Allah. Osmanlıcayı çeviriyor. Benim yaşadığımı bilmiyor. O bu gece ne yaşadığımı bilmiyor. Kalktı. Bana bunu okuyor. Bilmiyor ki o da neydi okuduğunu. Fikri diyor. Cibril. Fikri Cibril'le diyor. Ne diyor ya? Ve gömleğimi daha giyememiştim. Çıkmıştım ondan çok acımasız çalınca telefonu. Naz ediyoruz bir. Açtım Allah'ım. Belki de uzun okudu ama Fikri Cibril ile. Allah Allah. Fikri Cibril. Anlattım ya belki 10 dakika onu anlattım 15 dakika. Evet. Yani benim bu şeyime nasıl acayip ya. Yani ne çocuğu ölmesine benzer benim çektiğim dün akşam. Ne eşinin şey yapması. Ne de kanser ne bir şeye. Biliyorum bir sürü sıkıntı çekmişim ya. Ama o teheccüd vakti imansızlık nasıl bir şey? Ya bunu niye düşünüyorsun ya ki? Niye getiriyorsun? Öyle mi nefret ediyorum ki bu adamdan? Bu şeyden. İmansızlık nasıl bir şey diye kendisini bana gösterdi. Yani bütün yapımlar, bütün külliyat, 14 cilt külliyatta böyle bütün şeyle hep onu düşünmemeye kullandım ve teheccüdü kıldım. Yattım, gözüm kapalı ama açık, kapalı, ışık. Hani binaya ışık vururlar ya böyle. Ama nasıl bir renklerin bütünlüğü? Öyle bir renk yok yani. Şöyle kurumuş bir dal var böyle. Kurumuş bir dal bir ağaca sarmış. Çetobe. Kurumuş ağaç binaya sarmış. Onları anlatmıyorum da. Lazım olanı anlatıyorum. Bir bina var saray. Oraya ağaç sarmış. Kurumuş ama. Bana gözüm. Fakat o bir ışık ki buradan mı vuruyor oradan mı? Tam 90 derece böyle yatıyorum. Bir ışık ki şeyi yok. Ucu yok yani. O sanki bana delik oldu. Yani imaz Allah Müslümanımı bu fikir dahi olsa bu imansızlık neymiş ne olur diye zerresini hissettirmesin. Yani bu kendi elimde olmayan bir şey. Sonra bakıyorsun ki fikri Cibril ile Miraç oluyormuş. Bu yolun da biliyorsunuz fikir yoldur. Nasıl bir yol? Cibril, Ceberut, Cebrail, vahiy temsilcisi. Bu yolun batınısı zahirisine elhubbu fillah ve elbuzu fillah. Zahir yol. Yolun zahirisi. Batınısı haffereca. Neyse hadi. Taakkul. 37. sayfadayız. Ve size daha önce hafta gönderdiğim için bir daha göndermedim. Meclis-i Nurani'de grubunda. Görüyorsunuz değil mi? Açıyorum. Hadi bir tanesi açın tamam derseniz ben yürüyeceğim. İnce Meslevi Nuriye 87. Açınca ben şey yapacağım. Ahmet abim istifade ediyorsun inşallah. Of. Çok şükür. Şimdi nasıl istifade edeyim biliyor musun? Sen anlattığın zaman ben teviller yaptım. Şimdi ben hiç duymamıştım bu şeytanın soymasını. Evet. Şeytan insanı soyuyor. Bak nereden bak ne? Bakayım ne istifade. Şimdi bu şeytan. İblis yani. Tamam. Soyuyor. Şeytanın sıfatı şimdi iblis. Şimdi bu damar dedin ya. Damarlarda şimdi bu damarlarda bir al yuvarlar akşıyorlar. Doktor bilir bunu. Şimdi bundan müdahale etmiyor mu? Ediyor. Ne için ediyor? Birisi temizliyor, biri mikropları şey yapıyor. Evet. Şimdi ben buradan anladım ki şeytan soyuyor. O zaman senin damarlarını boşaltıyor. O zaman buraya nur sürünü koyduğun zaman şeytanı ne yapacak? Blok edecek. Blok edecek, kovacak. O zaman soymak değil, giydirecek. Giydireceksin. Evet. Her bir ders giydirme. Şey vardı ya, hani insana elbiseler giydiriliyordu. Onları yani, çıkartıyor, hani insanlık verilmiş,
iman şeyi veriliyor, onları veriliyor, onları soyuyor. Soyuyorsun. Mesela evet, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam niye ümmi denmiş? Anasından doğduğu gibi kimse elbise giydirememiş. Yani tamam, zahirisi okuma yazma bilme. Ne bize ümmilik mi kaldı? Anne baba, örf, anane, kültür, gelenek giydirmiş. Yetmemiş. O ilkokulda hoca giydir bize. Ne kadar şeyler giydirdi. Lisede, ortak, şurada, burada bize elbise giydirilmiş. Allah Resulüne kimse bir elbise giydirememiş. Ustad kendisi için diyor ki okuma yazması var. Okuma yazması olana ümmi denmez ki. Yarım ümmi diyor. Niçin yarım ümmi? Bir asır İmam Ali'ye göre 60 senedir. Ustad 3 ay tahsil yapmış hocalardan. Ümmiliğinin yarısı gitmiş. Allah Resulüne kimse hoca olamamış. Onun için ümmi, anasından doğduğu gibi fıtratı nettir. Kimse müdahale edememiş fıtratına. Tabii, onun hocası. Anladın mı İbrahim? Yok. Ümmi oymuş abi. Giydirilmemiş. Peki neler giydirilmiş? Ustad çıkartarak anlıyoruz. Veya bana şu 24. sözde şuada diyor. Bana şu verildi diyor. Ha? O sayabilecek misiniz 24. Osman? Ey abi. O iman, İslamiyet, sonra ilmi Kur'an'ı ilmi Kur'an'ı hikmet iman. En sonunu söylüyorum. O özel verilmiş. Bir şey verilmiş demek, bir şey kaldırılınca veriliyor. Kaldırmak için veriliyor. Şöyle bak. İnsan nedir? İnnehu kâne zalûman cehûlâ. Zalim ve cahildir. Zalim olan, cahil olan emaneti niye alsın? Öyle diyor. Emaneti hemen aldıverdi diyor. Niçin aldı? Çünkü o aldığı şeyle zalimliğini ve cehaletini kaldırmak için aldı. Yani bir şey aldı. Bunun için aldı. Zalimliğini ve cahilliğini. Şimdi bize o kadar şey giydirilmiş ki elbise. Giydirmiş. İblis mesela, lugatını söylemiyor maşa libas diye haşa. Lugatı ne oldu belli değil mi? Arapça kök o değil. Yani yaptığı şu, bize öyle şeyler giydiriyor ki, hurafeler, bidatlar, günahlar. Her bir izlediğim video, bundan da ilerize olmaz. Her izlediğim video sana elbise giyiyor. Elbisedir vallahi. Elbiselikten bir şey alıyorsun, giyiyorsun. Mesela hamamdan çıktığın zaman bornozda veya yatakta yatarken, cumayken veya iş yerine giderken giydiğimiz insana farklı hissettirmiyor. Ben niye bu maviyi giyiyorum? Şimdiye kadar yoktu, buldum küçük çekmeceden gittim aldım. Siz bugünkü ders için aldım ha. Gittim oradan aldım. Niye? Mane uygun olsun. Dima mavidir. Göktür, gök. Dima dersi. Niye Adem Safiyullah beyazla tanımlanıyor? Bir sürü sıkıntı çektim o zatlardan rüyamda. Aşağı zam ruhtur. Kırmızı boyadım, yeşil boyadım. Bir rüya görüyorum, odur, budur. Neler çektim ya? Niye kırmızıdır Risale-i Nur? Bunu medar basmıyla ettiler ya. Renk böyle basit zannetme. Allah'ın ismine dayanıyor. Mülevin ismine dayanıyor. Yani bambaşka bir dünya ya. Burası değil arkadaşlar. Şur yok. burası değil. Her şey tevafuk. Evet, aynı yerdeyiz. Üstün kalktıkça oradasın. Ölüm de böyledir. Ecel ayrıdır, ölüm ayrıdır, mevt ayrıdır. Hep aynı yerdeyiz. Kalkacak üzerime de oradasın. Şu anda ecel gelse hepinize müjde. Aynen kıyamete kadar bu hal devam eder, öldüğünü bilmezsin. Belki de aramızda bir kişi ölüdür yani şu anda. Bilmiyoruz ki. Şu anda o zannediyor ki ben hala desteğim, yeni geldim. Oysa kaç hafta önce ölmüş, haberi yok. Şu anda. Şu anda derste ölmüş var. O zannediyor ki ve bunu söylerken de misal için söylüyor. Ben değilim zannediyor. Niye Süleyman'a bakıyorsun abi? Hayır. Ya çok güzel. O zaman şimdi Süleyman abi, günah işlemiyorsan ölmüş olabilir. Evet. Peki hadi bakalım. Biz öyle anlıyoruz. Öyle. Mehmet. Abi gafil. İmam Azam'ın en köyüne kızdığı zaman en kötü sözü şuymuş. Uzatıyormuş. Abe gafil dermiş. Allah. Ey örtülen. Ey örtüsüne bürünen. Aynen. Allah Allah. Ey örtüsüne bürünen. Kalk. Ey örtüsüne bürünen. Ulan daha dayanamıyor insan ya. Hepsi simge. Arabistan 60-50 derece sıcak. Oradan çıkıyor. Eve giriyor daha sıcak.
Yorganın altına giriyor, gene üşüyorum diyor. Örtün diyor. Vahiy geldiği zaman örtün de örtün. Lan hava zaten Mekke ya. Ev daha sıcak, eve giriyorsun, klima yok evde. Sonra diyor ki beni örtün, üşüyorum, gene örtün diyor. Üç defa örtüyorlar. Ondan sonra eşi aşı soruyor. Kalk bakalım demeden hemen ey örtüsüne bürünen. Allah Allah. Kalk. Ondan sonra ilk iman eden Ahmet aleyhissalatü vesselam Muhammed'e iman ediyor. Zahirde ilk Hatice'si. Onun için böyle ne biçim ana ya. Uf ne bahtiyar ya. Ne kalbi öyle. Öyle. Gafletin tanımı o kadar büyük ki. Uf. Galibela'da verdiğimiz sözü unutmuş olmamız yani. Diyor ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesini unuttuğun an gaflettesin. Bir de sana bir şey gafletin zahirizini söyleyeyim. Arkadaşlar Nurcu Risale okudu mu? Tövbe tövbe haş. Gaflet de olumsuz manada bir nimettir. Nisyanda bir nimettir diyor ya. Yani nurları tanıdın artık ehli dünya gibi günah işleyemezsiniz. Günah işlersiniz ama onlar gibi lezzet alamazsınız. Usta diyor ki günahlarda da menus bir lezzet var diyor. Menus. Nurcu o menus lezzeti de alamaz. Günah işlerken günahın içinde elem alır. Bu mu yani ben bunu mu tercih ettim diyor. Hiç sorma. Bazen tanıdığıma pişman oluyorum. Çok tövbe estağfurullah. Bizim lezzetimi mahvetti ya. Gerçekten öyle. Bir lezzetim var burada gitti. Şimdi ben bunu... Yapar günah ama asla zannetme onlar gibi alamazsınız lezzet. Çünkü gafletinizi kaldırdı. Onun için ehli dünya gaflet de bir nimettir. Tövbe. O nimet değil de anlayın demek istedim. Evet, evet. Yani Allah'ın ikramı değil. Yani demiyor. Mesela... Onlar da Allah'ın hikmetini göremiyor. Hadi bakalım. İnce Mesnevi'nin 87. Buldunuz değil mi abi? Emin olayım. Ha. Zikreden adamın feyzi ilahi ısınmaydı şimdiye kadar Mehmet. Şimdi kendisi nedir? Zikreden adamın feyzi ilahi celbeden muhtelif latifeleri vardır. Bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır. Bir kısmı da şuursuz yani şuura tabi değildir. Allah Allah. Demek ki zikreden, ela bi zikrillahi tekmeniz kulu. Okuduk muydu abi? Okuduk mu? Yani birinci şuur, ikinci şuur dediğimizi hatırlıyorum ben. Öyle mi ya? Burayı okurken böyle. Sanki 37'yi okuduk ya. Yani bana öyle bir... Dehliyun maddiyun okuduk, ooo okuduk. Yani birinci şuur, ikinci şuur dediğimizi hatırladım. Hı-hı. Tamam. Sonra tevhid ve celal, izzet ve azameti tahtaya çizdik. Acaba o zaman en son ne okuduk ya? Öyle mi ya? Ben çizmedim de bak... 120 geçmiş tarzı. 120 olmaz da. Ha, o zaman şurayı okuyayım bak. İnşallah eksik olursa geri de dönerim. Mesnevi Nuriye 201. Ha, devrini okuyduk. İffet için tercih ettim. 37. sayfada kalmıştık abi. 37 mi? Mehmet-i Seniye ile ilgili bir bölüm vardı ya. He. Orada kalmıştık. Aa onu bitirdik. Evet, o zaman öyle okuduk ya 38'i de okuduk kesin. 38'i de okuduk. Kesin. Azameti okuduk. Okuduk şiddeti gaf azamet inkara sebep olur okuduk. Bayağı, o zaman şeydeyiz. Dur abi dur. Ben söyleyeyim. Mesnevi 139 galiba. Tamam herhalde o 40. sayfadayız herhalde. Evet. 40'tayız. İnce Mesnevi Nuriye 139. Bir bakayım kulak aşınanız var mı? Hasan abi şeyi de okuduk ben hatırlıyorum. Kalbine gelen, aklına görünen tenkit eliyle, tereddüt eliyle tenkit etmeyi okuduk 41'e. Evet. Ha, hatırlıyorum. Tamam çok güzel. O zaman onun altına mı kaldık? El-Kuvve-i Akli. El-Yun, Mart-Yun da okuduk abi. Tamam. Oo, tamam. O zaman Avrupa filozoflar Mart-Yun'da şiddeti tevakkülü dolayı İslam ve Kur'an'ın hakikatlerini herhalde bunu da okuduk mu acaba? 41'i okuduk yani. 41'in son mevazını okuduk mu? Tamam. 43'teyiz sanki abi. Öyle mi? Tamam. 43. 42 galiba. Ya 42 ya 42. Okuduk abi. 42 okuduk mu? Tamam. Okuduk. 43 okuyorum. 43. İnce Mesnevi Nuriye 245. Hem nazar-ı akliyi hadsi kalbiye birleştirmek için, bak nazar-ı akliyi hadsi kalbiye birleştirmek için
melaike ve haşrin bir kısım delailine iman ederek ima ederek imanın altı rüknünden dördünün birer lemasını fehmi kasırımla göstermek. Allah Allah. Çok acayip. Ne anlamışız buradan? Nazar-ı akli melaikeleri işaret ediyor. Hadsi kalbiyle de haşre işaret ediyor. Yani insanın nazar-ı akli ve hadsi kalbi birleştirmek için melaike ve haşrin, usta söylüyor, nazm-ı mani ile çıkıyor. Bir kısım delaline ama Mesnevi Nuriye ve İşaret-i Caz'a nazm-ı mani fazla yapmayın. Çünkü tercümedir. Tercümede kelimeler değişiyor. Değişebiliyor. Yani onu fazla irdelemeyin ama uyuyorsa diğerlerine tamam. Diyelim ki Sarih ile Mesnevi Nuriye'de Sarih böyledir. Sözlerde ima var onun tersi. Sözleri imaya alacaksın. Sarih Mesnevi almayacaksın. Çünkü tercümedir. Beşeridir. İnce Mesnevi Nuriye 246. Alemi gayb ve şehadetin noktayı iltisakı ve berzahı ve iki alemden birbirine gelen seyyaratın multekası vicdan denilen fıtrat-ı zişurdur. Evet, fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Çok acayiptir. Bir daha okuyayım. Alemi gayb ve şehadetin. Şualarda vardı 125. sayfada. İnsani berzahlar varmış. İnsanlar var. Her müminin müminde var böyle. Noktayı istinat da, noktayı istimdat. Allah'a imanla ahirete iman, insan berzahtır. Cem etmiştir. Kendi aleminde. Ama aramızda bazı insanlar var ki üstad gibi, Gazali gibi, peygamberler zaten. Bunlar insani berzahtırlar. Yani berzah ne demek? Bizi oraya bağlarlar, taşırlar. Tanımlarlar, bizi taşırlar böyle. İnsanı berzahlar var. Antrenör yani bunlar. Şimdi insanın şimdi içsel aleminde söylüyor bunu. Diyor ki, alemi gayb ve şehadet. Hayal ediyor musunuz? Şehadeti hayal edin, tamam. Gaybi de hayal edin. O ikisinin cem edildiği bir nokta var. Nerede? Gaybtan bakarsan şehadet gözüküyor. Şehadetten bakarsan gayb gözüken bir yer. Orası vicdanmış. Zihindir aslında abi. Yani evamiyet tekbiri... tamam söyle, izin almayayım. Abi neden biliyor musunuz? Evet. Ben şimdi diyorum ki siz şu tahtaya baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Beyaz görüyorum. Siz beyaz görüyorsunuz değil mi? Kimisi orada yazılan tek yazıyı gösterir. Evet, ben de beyaz görüyorum. Ha, şurada kim ya? Evet. Ha. Yani tahtaya bakan, şimdi tahtaya baktığı zaman boş tahtayı görüyorum demez, o yazıyı görüyorum der. Hı. İşte o tahta evamili tekvini ise o tahtanın üzerinde, yani zihinde görünen yazı ayat-ı tekvinedir. Bu ikisinin cemi zihindir. Burada ayat-ı tekvine ile evamili tekviniyenin ceminden bahsediyor vicdan. Akla pencere olmuş diyor abi. Herhalde öyle olacak. Dur bakalım, gidelim. Şimdi mevzu ya birden. Evet, acayip. Aldın götürdün. Ha ya, çok ilginç oldu. Çünkü bu damarı yani. Bu Nursi'nin de damar, bu evamiri tekvini, hayati tekvini hastası. Bu da Rize damarı. Alemi gayb'la alemi şehadetin noktayı iltisakı bir olduğu ama ikisi de değil. Mesela hep şeyde kullanırım ben onu. Allah ne soracak? Gayb değil. Ne soracak aşı meydanda? Burada soruyor zaten. Nereniz? Vicdana danış görürsün. Uyanık vicdanınla o sesi duyarsın diyor. Nokta iltisakı ve berzahıdır diyor. Neymiş? Vicdan. İki alemden birbirine gelen seyyaratın, yani iki alemden oradan bu tarafa, buradan o tarafa geçen şeylerin multekası. Yani birbirine dönüşümü. Çekirdek, ağaç, yumurta, tavuk. Veya tavuk yumurta veya ağaç çekirdek. Külliyatta deyince neresi hatırıma geliyor biliyor musun? İnsani berzah demek demek. 10. sözde 11. hakikat var ya, bab-ı insaniyet ismi hakkın cilvesidir. Orada
Bab-ı insaniyet, insandan bahsetmiyor. Bab-ı insaniyet, biz beşeriz. İçimiz bir şeylerle dolu. Sıyrıldıkça insan oluyoruz. O aleme uygun. Bab-ı insaniyet, ismi Hakk'ın cilvesidir. O alemlerin tanımı 11 tanedir. 10. sözde. 10. sözün 11. hakikatında. Açmayayım şimdi. Başında tam 11 tane kelime var. Bab-ı insaniyeti. Niçin söyledim? Sana insaniyet verildi diyor 24. sözde. Ve şualarda da var. Sana insaniyet verildi. Ne oldu verilince? Sana iman verildi. Ne oldu verilince? Sana İslam verildi diyor. Ne oldu? Sana insaniyet, hayat verildi. Ne oldu diyor hayat verilince? Ellerinden bahsediyor. Ellerinden bahsediyor. Risale-i Nur tuhaf bir şey yani. Zahide bakarsın sehil. Herkes anladı. Ama neyin nesidir? Mümteni. Sehli mümteni der. O 25. sözde. Bak şimdi. Beni çok etkiliyor bu. Şu alemi şehadetten baktığım zaman böyle şehadet gibi gözükürken vicdana bakıyorum, gayb gözüküyor. Dönüyorum dürbünün ters tarafından, şehadet gözüküyor. İkisinin nokta iltisakı, yani ne dedi biliyor musun? Birbirine gelen seyarat-ı mutekası, yani dönüşüm yeri. Bu amelim diyor mesela, ve innel ebrare lefî naîm ve innel fucare lefî cahîm. Sünnette geçiyor diyor ki, yaptım bir amel. Hakikaten nasıl karşılık bulacak? Vicdanda dönüşmüş. Mesela ağlayan bir çocuk var sokakta. Olduğu için söylüyorum. Belki Ahmet abi duymuştu. Aşağıda şeyler vardı ya, bir bakkal vardı bizim. Rizelilerin bakkalı vardı caminin karşısında. Orada cumadan sonra toplanırdık. Selim. Selim. Orada çıktık. Gidiyor. Baktım 7-8 yaşında. İçiniz gidecek ama anlatmamak doğru değil ama ağlıyor çok fena. Selam olsun, fırıncı kardeşimiz var deriz. Bahar. Anası ağlıyor. Durdurdu. Acayip şefkat var bizden de fazla onda. Yavrum, konuşamıyor çocuk. 7 yaşında kız çocuk. Sonra neyse, dur yavrum. Ya ben tüpüm vardı diyor. Elinde tüp vardı, parası da varmış. Annesi göndermiş. Kaç sene geçti belki de, 20 sene var değil mi, 25 sene? Fazla. Olay bak. Yani şimdi vicdanda neye dönüştüğünü anlatacağım. Acımasız bir örnek veriyorum da. Dönüşümünü anlatacağım. Bir tüp ya. Tüp vardı dedi. Tüpümü de aldılar elimde, parayı da almışlar. Onun için ağlıyor. Değil mi? Çok acımasız. Gafur ne yapardı? Aynı Bahri de öyle yaptı. Gel yavrum. Yok. Gel yavrum, korkma. Beni tanıdın mı? Tanıdım dedi. Sen fırıncı amcasın dedi. Gel oğlum, kızım gel dedi. Ya tüpçüye gitti. Beraberiz ya. Ben yapmadım ki anlatayım. Ondan sonra fırıncıya gitti. Tüpçüye. Dedi ki, tüpçüye gitti. Dedi ki, hangi tüptü? Beyaz. Gittik oraya. Ben de oradayım. Ver dedi tüpü. Bir tane tüp aldı yeni, dolu. Buydu değil mi? Tamam. Ne kadar para vermişti dedi. Şu kadar da üstü olacaktı. Üstünü de verdi. Olmuş gibi. Tamam mı? Yok onu ya. Tamam al. Ayrıyetten ona o bahanesini verdi. Belki 3 katını para verdi. 3 kat. En az yani, daha fazla. Şimdi olana bak. Ondan sonra tamam mı kızım? Tamam. Bu aleminde diyor hep böyle zalim insanlar olmasın. Bak bu insanlar da olacak diye kalmıştır. Neyse, tüpten çıktık, yola bıraktık. Biz de yaya gidiyoruz. Fırına iniyoruz, oradan aşağıda. Beni Esenyurt'a derse götürecek. Gafur 50 metre gittik, gitmedik. O 50 metrede, 30-50 metre. Geri döndük. Ne bileyim ya, geri döndüm. Bir bakayım. Kız elinde sol tarafında verilen paralar, annesine verecek para ve kendisine, sağında tüp, böyle bakıyor ikimize. Hala bakıyor. Kıpırdama, donmuş ya. Şimdi Arş-ı Ala'da Kab-ı Kavsen Nur-u Muhammed'in Arş-ı Azam'la tecelli eden Zat-ı Zülcelal düşün. Değil mi? Şimdi bu neye dönüştü? Bir tüp. Şimdi ahirette tüp müdür?
Yani vicdanınıza ne oldu şimdi? O zalim hemen bir merhem oldu değil mi? Sen ne yapardın böyle bir adamın? Ne kadar günahını affederdin? Yani ne kadar derdini kaldırırdın? Bu çocuğun derdini kaldırırdın. Ha, bu işte vicdanına danış. Bu nereye dönüştü? O zalim nereye dönüştü? Tüp aldı ama tüp almadı. İstikbalini söndürdü çocuğun. Tamam? İstikbalini söndürdü. O ne yaptı? İade etti istikbalini. Tüp değildi o. Hem kendi özgüveni hem de insanlığı hakkında olumsuz düşünecekti. Çünkü bu, niçin söyledim acımasız? Vicdanda bunu ben hissediyor. Tüp onun istikbaline dönüştü. Yani bu işte mültekası denilen vicdan fıtrat-ı zişuurdur. O normal bir insan yapmamış, o kadar üzülme gafur. O insanlığını kaybetmiş, yani soytar işte onlar. İçmiştir o. Fıtrat-ı zişuurdur bunu fark eden. Ha, fıtrat-ı zişuur olan vicdanında kendi haşir meydanını seyreder. İmam-ı Gazali'ye de, şey İmam-ı Rabbani duyuyor. Diyor ki, avamın beklediği haşir-i cismani orayı havas kendi kalbinde vicdanında katlıyor da biz vicdanı o. Vicdanında yaşar o. Şimdi o dönüşümleri, mesela beni hangi günahlar bekliyor biliyorum. Bana neler soracağını biliyorum, sen de biliyorsun. İnşallah eğer verirse, ne kadar böyle şu amelimizde de Allah inşallah iyi, merhamet edecek diye ümit ediyorum. Ama bunu bana soracak. Fakat o günahın cezasını vermeyeceğine de inanıyorum günahımın. Niye? Hususi söyleyecek bana, hadis var. %49 günah, %51 sevap. Gideceksin cennet ama %49 pislik ne olacak? Çeneme gitmedi, temizlenmedi. Onu şeyde haşir meydanında yakacak Allah. Nasıl yakacak? Vicdani bir cehennem olacak. Yani azap. Diyecek ki Hasan, bak kimse duymuyor. Tamam? Bak sana böyle böyle yaptım, sen böyle yaptın. Ben böyle yaptım, sen yani yakıştı mı sana? Bana reva mı? Gibi sırf sana. Herkesi ilan etmek fasık-ı mütecahire ait. Kim günahını alelen yapıyorsa Allah orada rezil yusa edecek. İlan edecek o pisliklerini herkes. Annesi babası da görecek. Hepsi de görecek. Fasık müteca. Ama Müslümanın günahını Allah hususi yapacak. Öylelikten hatta diyecek ki Ruşlar derdik ona keşke cehenneme gitsen de Allah bana hususi bunlar şey yapmasa falan. Yani onunla o %49 yanacak. Sonra tasaykul temizlenip öteye geçecek. Bunu burada şansı yok mu dedim Rüştü abi, bu aşı meydanı yanmanın burada yok mu? Var dedi. O hakikati. Ne? Burada ne kadar yanıyorsan orada yanmayacaksın. Abi dedim şiri delilini istiyorum. Mesnevi Nuriye dedi. Allah bir suça iki yerde ceza vermez dedi. Onun için burada yanmak vicdanına. Mesela Gafur'da ben de bir günahımız var. Her gün belki her hafta dua ediyoruz. Kaç sene oldu? 15 sene oldu dua edelim. Ve yanıyoruz şimdi. Belki de 10 sene önce affedilmiş. İkide bir ettirilmesinin sebebi o yanmaktan hasıl olan enerjidir o. Enerji kaynağımızdır. Yani bizi kul ediyor. Bir hayır yaptığın zaman bize enaniyet var ya, var mı lan benim gibi yani bu kadar. Hemen o günah geliyor. Tepe kafamız iniyor. Lan Hasan şu iyilikle gururlanıyorsun ama hatırlıyor musun lan falan pisliğini. Şu yaptığın iyilik ya buna kefaret olsun diye günahlar bizi kul eder. İki büklüm yapar. İşte bunu niye uzatıyorum? Fıtrat-ı zişur fark eder. Evet fıtrat, evet fıtrat ve vicdan akla bir pencereymiş. Şimdi ne anladık? Bu izahın dışında. Bakın epey uzun mu? Bayağı uzun. Bir sayfa. Vicdan, alemi gayb, ilk önce zahirle yürüyoruz. Vicdan, alemi gayb ve alemi şahadetin, burada mısınız abiler? Evet. Abi. Vicdan, ortada düşün, öte İbrahim sen taraf gayb olsun, benim bu taraf da şahadet olsun. Vicdan, alemi gayb ve şahadetin nokta iltisakı, birleşim şeyi, Allah gaybi şahadeti birleştirdi koydu bize, onun adı vicdan. O nasıl bir şey abi ya? O gafuru tam ortaya koydu. Çünkü vicdanlı ya. Çok vicdanlı diyor. Onun için zaten tüm... Bu kadar tavuk. Evet, acayip bir şey. İbrahim gaybde olsa ben şahadette, ortası gafur. Buna ikinci şuur da denilebilir mi abi? Evet, birinci şuur burada, ikinci şuur orada. Evet, denilir Mehmet.
Zaten o. Şimdi fıtrat-ı zişur, ikinci şuurla, yani birinci şuuru devlet iş yapabiliyor. Aklımız mesela der ki, ya verme, paran biter, etme bu ili falan. Ama ikinci şuur der ki, yapma ya, olur mu, ver ya. Demek ki bir daha, alemi galp ve şehadetin vicdan denilen şey, nokta irtisakı bir, iki, berzaktır. Birbirine gelen seyyaratın, yani semerelerin, multekası, birbirine dönüştüğü ve vicdan denilen fıtrat-ı zişurdur. Fıtrat ve vicdan akla bir pencereymiş. Zahirleri yazdım. Bunun üzerine yürüyeceğiz. Fıtrat, ilk önce sarihleri yazacaksın. Şu ana kadar söyledim sarih. Alemi gayb, şehadeti, nokta iltikası, iltisakı, berzahıdır. Fıtrat ve vicdan akla bir pencereymiş. Hılkat ile fıtrat ile hılkat arasındaki farkı söyleyeyim. Nerede geçer? 20. mektubun başına ne geçer der ki, hılkatın en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi. Hatırladınız mı? Hılkatın en yüksek gayesi, fıtratın en büyük neticesi. Hılkat ile fıtrat nedir? Arkadaşlar, yoktuk, Allah yarattı. Bu hılkat. Var etti beni. Ha, var etti ama ben mouse değilim, kalem değilim, bardak değilim, kadın değilim, o değilim, bu değilim. Benim. Bu da fıtrat. Beni ben olmam fıtrat. Yokken yaratılmam hılkat. Tamam. Veya birisi yazılım. Ne artık ne dersin abi? Evet. Birisi söyle. Yani fıtrat yazılım. Kanunla namus diyor. Onu kanun ve namus diyor. Şeyde 53. sayfa Mesnevi Nuriye Rize plakası. Aslan abi bir şey sorabilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? He. Ama daha bitirmedim bu şeyi. Bitirmeyin abi. He. Yani bu bölümü bitirmeyin. Başka bir şey söyleyeceğim şimdi. Size diyen, size şunu söyleyen abi. Ya Hasan sen bu sıratı buraya getirdin. Efendime söyleyeyim. He. Cenneti buraya getirdin. Cehennemi buraya getirdin diyen. Şunu da söyledi mi? Söylememesi eksik söylemiş çünkü abi. Kanu belayı da buraya getirdiniz dedi mi? Hepsini saydı biliyor musun? Evet. Saydı ve üzerine de fırçayı bastı ya. Yani galu bela. Galu bela da söz veriyoruz ya. Biz şimdi sözü veriyoruz abi. Yani ya veriyoruz ya vermiyoruz. Hepsi. Bak şimdi. Mehmet Su bilmem burada mıdır? O bir ders yapmıştı. Biraz böyle çok üstten geçtiği için ama o esbab alemindeyken itikadı konuştu. İtikattayken de esbab alemi. İkisi cem halinde söyleyeceğin zaman şey olur. İtikattayken esbaba, esbaptan bahsetme. Esbaptayken de itikatta şey yapma vesaire. Neyse şimdi bak kardeşim. Her şeyin ama ahiretin dahi ustad diyor. Alemi şehadet, alemi gaybın üzerine tentenili perdedir. Alemi şahadet, alemi gaybın suretidir. Kainatın kalbidir diyor. Şuraya az. Bak şimdi. Haşir meydanının küçük nümunesi sureti vicdandır. Şeceri hilkatın haritası kalptir. Kainatın şeceri hilkat değil aşağı. Kainatın haritası kalptir. Haşir meydanının küçültülmüş modeli bana peşimen vicdandır. Allah'ın dışında yaratılan bütün 18 bin alemin haritası ruhtur. Lef-i muhafızın bizdeki karşılığı dimadır. Beşeriyetin karşılığı kürstür. Tamam mı? Vesaire. Bak şimdi. Allah hepsini koymuş. Ama zahire bakarsın böbrek, dalak, mide, tamam, uşkurluk mide, buna şahitiz. Bu kadar yani. Ne kadar acayip. Hep Adem'e çalışıyor. Uysa vicdan. Vicdanla kat farklı şeyler. Şimdi devam edeyim. Arkadaşlar, niye koydu? Sana sorulacak şey gayb değil. Mesela kabire gireceğiz. Nükemekir soru soracak. Birisi itikattır, birisi ameldir. Sana diyecek ki, ya doktor, sen 58 katlı 10 tane binanın zekatını verdin mi? Böyle bir soru soracak mı sana? Niye? Yok ki. Ha, olmayan. Ha, nünker nekir öğretmene benzetiyorum. Tamam mı? Nedir o? Yazılıyı yapar, bir hafta sonra yüzünü okur.
İşte bildiğimiz hep devam tekrar ediyoruz ya. İşte nünker mekir. Birisi itikat, yani reddettiklerimiz, birimiz yaptıklarımız. Nekrettiğimiz, onayladığımız. Reddedip, takva nedir? Menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. İkisi de lugatta aynı. Menhiyat ve günahlar aynı. Birisi itikattır, şirk, küfür, esbab perestlik, nucum perestlik. Bunlar yani. Hurafeler, bidatlar, şirkler. Bu nedir? Bir takvada meniyattır. Tamam. Ötekisi nedir? Günahlar. Ya, sırat köprüsü işte. Hep aynı. Şimdi devam edeyim. Sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskin. Birisi itikat, birisi amel. Çünkü fıtrat da yalan söylemez diyor. Bak malzemeyi dolduruyorum. Bir de ders yapma yöntemi söylüyor. Metni yazdık. Sonra salihleri dizdim mi? Dizdim. Sonra külliyattan malzeme getiriyorum. Dolgu yapacağım ki köprü yapacağım ben. Asfalt dökeceğim. Birisi neydi? Arkadaşlar, alemi gayb, alemi şehadet arasında vicdan, nokta-i iltisak ve berzahmış. İki, fıtrat ve vicdan yalan akla bir penceremiş. Fıtratla hılkati de söyledim. Şimdi tekrar fıtratla yalan söylemezmiş. Fıtrat. Eşyanın kendi yazılımlarıymış. Birisi söyledi herhalde sen. Demek ki fıtrat eşyanın yazılımıdır. Hılkat değildir. Akıl bu iki pencereden bakıyormuş. Aklın dürbünü var böyle, dürbünü. Bir tanesi vicdan, bir tanesi fıtrat. Ters çevir dürbünü, kendi ademe çalışıyorsun. Yakın uzak edersin. Abi o zaman bir dakika ya abi ya, bir saniye bir şey söyleyeceğim abi. Dürbünün iki gözü, vicdan ile fıtrat. Abi fıtratımızı o zaman biz kendimiz yazıyoruz. Çünkü fıtrat, şöyle söylemiyor mu abi? O üç kuvveyi söylerken, fıtratını... Bak, fıtratını sen açığa çıkarıyorsun. Fıtrat nedir biliyor musun? Yazılım, istidat, kabiliyetini sen yapıyorsun. Kabiliyetini sen yapıyorsun. Bak şimdi, herkes alim olma istidadındadır. Herkes doktor olma istidadındadır. Herkes mühendis olma, güzel kıraat okuma istidadındadır. Ama herkes ne doktor, ne alim, ne mühendis, ne kıraat imamı olma kabiliyetinde değildir. Tamam. Herkesin, benim kabiliyetimin kabiliyete dönüşmesi hilkat midir abi? Hilkat değil. Hilkat şu. Hilkat. 20. mektup. Hilkatın en büyük netice, hilkatın gayesi. Fıtratın en büyük neticesi. Bak. Hilkat, yaratılış. Hilkat olursa tıraş eden. Evet. Yani hilkat niye yarattı? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَا لِيَعْبُدُونَ Ben yoktum, Allah var iken hiçbir şey yoktu, yaratıldım. Hilkat. Fıtrat ise bardak değilim, kadın değilim, kalem değilim, gafur değilim, Mehmet değilim, bilmem ne değilim. Ben Hasan'ım. Bu da fıtrat. Benim yazılım, bana az. Buna namus denilir. Yaratılışa kanun denilir. Mesnevi Nuriye 53. Kanun emirdendir. Namus iradedendir diyor. Hatırla. 53. sayfanın en başında yazar. Mesela yaklaşık olarak öyle hatırlıyorum. 700 küsür çeşit elma varmış. Bu kanundur. Ama benim bahçemdeki elma hepsinden imtiyazlıdır. Bu namustur. Kanun istidada bakar. Namus bana hastır, bana özeldir. Bu da kabiliyete bakar. Kabiliyetlerimiz ne kadar inkişaf etmiş. Tamam mı? Beni durdurma, biraz gideyim. Bir son olarak şunu söyleyeyim. Son olarak. Çok tamam, önemli. Tamam, son olacak hadi. Fıtrat-ı selime değişmeyen, fıtrat-ı seniye de kendin. Yani kabiliyet fıtrat-ı seniye, istidat da fıtrat-ı selime. Evet. Yani A, B, C, Ç'den kalsın bu. Çabuk söyledi. A, B, C, Ç, D, K, L, M, N, N, K, L, M, N. Fıtrat-ı selime, le. Fıtrat-ı seniye, ne. Le mi önce, ne mi önce? Kele, le önce. Kele, me, ne. Ne sonra. Fıtrat-ı selime, lam, 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 le, le, le. Şimdi şey yapıyorum ben. Kafanız artık çıkmaz.
ilk önce le geliyor. Bu fıtratı selime, ilk yaratılış. Le, me, ne, nun, 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 nun ve kalemi ve mayaz. Bu fıtratı seniye, ikinci fıtrat. Senin kazanımların, kabilet yani. Sen şey yapmışsın. Ne kadar fark var değil mi? İkisi de lügatta aynı. Fıtrat selimedekilerin üstünü açtıklarım, heh, benim fıtrat selim seniyem oldum. Evet. Şeytan bize giydirdi, örf giydirdi, namus giydirdi böyle. Toplum ne derler diye yaptım, giydim, yedim. İnanmadığım halde yapmak zorunda kaldım, tamam mı? Ondan sonra benim başıma gelen gafur var mıydı? Bakın. Şimdi bir abi, yani adetimiz değil ama nasıl olduysa, iftarı şeyde vereceğiz dedi. Boğaz'da yedi kuleyi geçince belediyenin ucuz. Evde daha pahalı olur ya. Belediye var ya belediye, o zamanki belediye ucuzdu. O yedi kulenin oradaki. İftar bak şimdi. Yani toplum bize neler giydirmiş. Bizden başka şey de var herhalde. Bir yaklaşık kiraladı böyle bir şeyi. 10 tane masayı. Ben de varım. Ondan sonra öteki tarafta oturup korabalık. Belediyenin yani. Et geldi. Yani şimdi bir çata lan bu yenir mi bu etten, kemikten? Bunu nasıl ayıracaksın yani? Nasıl ayıracaksın? Gülüyor. Dedim ki arkadaşlar daha iftar geldi. Arkadaşlar deyince herkes yiyordu ya. Bırakın başkası ne der diye yemeye içmeye. Herkes duyuyor. Senin fıtratına göre hareket et. Bu et, bu kemik de çatalla şeyle kendinizi işkence etmeyin. Tutun böyle yenir. Yönel dedim. Hepsi böyle bir akışta. Meğer herkes bunu bekliyordu. Yani ne derlerdi? Yani kendi bu edepsizlik değildir. Tam tersinedir. Tamam mı? Bir güldüreyim size. Demir kaşıklar dile vurduğun zaman tadınızı bozar. El işe katar böyle. Neyse yani fıtrat ne gösteriyor? Biz elbise giydik. Toplum bize giydirdi. Şöyle yenirmiş. Sağla bıçakla keseceksin, solla yersin. Bu haram. Yani mekruh yani. Haram derken mekruh yani solla yemek doğru değil. Haram seviyesi değil, mekruh seviyesi anlatayım. Şimdi caiz değil, doğru değil diyeyim. Ama yiyor, ya ne derler böyle güya. Ya bırak onu ya, sağla ye. Şimdi bize giydirdi toplum diye anlatıyorum bu kadar uzun. Elbise giydirdi. Akıl bu iki pencereden bakıyor. Gözlüğün bir penceresi. İki tane toplum bizi uyuşturuyor iki. Bir ulliminati, bir subliminal. Ulliminati Matrix gibi bazı filmler düşünmeyi filme dönüştürmüşler. Bu felsefe akınıdır. Buna ulliminati denilir. Subliminal şekillerle sizi bozar, yükleme. Onun için ben lokonta etmet. Bu subliminaldır. Ulliminati değil. Onun için anlatıyorum, çıkmasın. Kelemene yapıyorum. Yani maskaralık yapıyorum gibi gözükürken lam kelemene o öperese diye. Tamam. İşte o çıkmaz. Bu subliminaldır. Illuminati değil. Kafanızdan çıkmaz. Le önce geliyor. Mehmet ilk önce yaratılır. Fıtratı selime çıkar mı da? Çıkmaz. İlk yaratılır. Akıl bu ikin pencereden bakıyor. Aha gözlük. Bir, fıtrat. İki, vicdan. Bu pencerede. Gözlük, çevir. Oo, Mehmet'i bir görsen. Mehmet gözükmeyecek kadar uzakta hakikaten toz. Şimdi hepsi geldi. Bak. Fıtrat, her şeyin kendisi olması. Ben benim. Sen sensin. Bu fıtrattır. Başka bir şey değilim. Ben kimim? Ben benimin başka bir ifadesi. Ben sen değilim. Risale-i Nur'da da bir mana anlaşılmasını şöyle yapın. Bu nedir? Çözemiyorsan ne değildir? Yani tamam mı? Vicdan da kavşakmış. Birbirine dönüşüm. Akıl öteleri alemi gayba bakabilmesi için vicdanı çalışması lazım. Bak akıl öteleri. Yani alemi gayba bakabilmesi için vicdanının çalışması lazım. Çünkü vicdana akıl bakıyor. Yani akıl vicdana bakıyor, vicdan ile biz oraları seyrediyoruz. Biz akla bakıyoruz.
Çünkü aklın kanatları yok. Ayakları var. Vicdan ise oraya baktığın zaman vicdan denilen şey orayı seyredersin. Abi vicdan falan diyoruz da nasıl bir şey? Bir tanesini söyleyeyim. Namazdasınız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Buraya kadar. Şimdi böyle bir şey hissetmiyor musun böyle namazda? Bazı namazda, bazı derste. O vicdandaki latife-i Rabbani Rabbini seyrediyor. Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgediğimiz için latife-i Rabbani'nin görmesini huzurdur. Huzur, tamam böyle şekle, şekil ve mekanın dışında huzur bakın. Huzur, şekil ve mekanın dışında bir şeydir. O huzur olmasının sebebi hazır olduğu için sende huzur ortaya çıktı. Onu seyreden vicdandaki latife-i Rabbani'dir. Latife-i Rabbani'nin vazifesi müşahadetullah. Müşahadetti. Allah gözükür kardeşim. Ama kafa gözüyle değil yani. Akılla gözükür Allah, kalple gözükür Allah, vicdanla gözükür Allah, ruhla gözükür. Vicdanındakini söylüyorum işte latife-i. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Bunu büyük zatlar diyememiş biliyor musun? Sonra kadar gelmiş de yalnız sana iman ederiz. Ya kenabudu, yalnız sana ibadet ediyorum. Sana ibadet ediyorum. O zaman sırf sana ibadet ettiğim için ben sırf senden yardım istiyorum. Bana der ki, duyarım o sesi diye, abi riyakar, abi şirk ehli, bana sırf mı ibadet ediyorsun? Rabbim der bana diye korkudan ve Hazreti Mesnavi diyememiş. Şuraya kadar gelmiş. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Cemaat arkasında var. Diyemiyor ya. Sonra kalbine geliyor. Tamam de. Onaylanıyor. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Cafer Sadık da var galiba yangında. Ona da demişler. Tam söyle. Yani onaylanıyor. Böyle insanlar da namaz kılanlar var. Hem cinsimiz ya. Gurur diyoruz onlarla, şefaatçılarımız. Karşısını yani, alamıyor yani değil mi abi? Rabbini karşısını alamıyor. Kendi Rabbi, Rabbul Alemin Rabbini onaylayıp ona hissettiriyor. Yani yâken abudu ve yâken esteğinde Rabbi ortaya çıkıyor. Kimle? Rabbul Alemin'le. Onu onaylıyor, ondan sonra huzur oluyor. Rabbul Alemin'le, Rabbinin mülaki olduğu anda o hazır olduğu için huzur oluyor. Kendinde gark oluyor böyle. Artık demişler ki ev yanıyor. Hakikaten yanıyor. Cafer-i Sadık Efendi Hazretleri'nin evi yanıyor. Millet gürültü falan. Kerpiç ya. Ta köşede namaz kılarken ki, o bina bir anda sönüyor ama hep yanıyor. Bakmışlar ki imam namaz kılıyor. Kendi evi yani. Komşuları da söndürmeye gelmiş. Neyse durmuşlar selam vermiş. Demiş ya imam ev yanıyor. Oysa fıkıhta var. Bilmem kaç dinar miktarında bir malın kayboldu, telef olacaksa namazı bozabiliyorsun. Bilmem ne. Demiş ki ya bu alevlerin içerisinde sen nasıl namaz kılıyorsun ya burada alev demiş. Öyle bir alevlerin karşısındaydım ki bunu hiç görmedim. Yalan mı der? Yani insan yanarken durabilir mi namaza ya? Bu yalan değil ki bu. Menkıbe de değil. Hikaye değil, roman değil bu. Yani İnsan yanıyor ya, bina yanıyor. Ben bunu Hızır abi'de gördüm. Hızır abi benden aşağı felçti, 22 sene felç Rize'de. Felç olduğu için tekerlekli arabaya mahkum, başka şansı yok. Bunu merzeye koymuşlar, merzeye. Gitmişler ki gelme, akşam gelirsiniz demiş. Merzeleri bilirsiniz, hayvanların bağlandığı. Orada evin ocağı var. Yani neredeyse diz kapağınla ayak arasına kadar şey var. Eşiklik derler. Kapı eşikliği. Orada yani düz ayak değil yani. Böyle ayağını kaldırıp şey yapacaksın. Geçeceksin. Hayvanlar hemen geçmesin diye. Fareler girmesin hemen şey diye. Düz ayak değil böyle. O eşiğe yani şu ayağımla şu diz kapağı arası kadar en az yüksekte eşiklik var. İçeride bu tekerlekli araba belden eşiğe bina yanmaya başladı. Tahta, asırlık bina. Yani ufak bir bina hemen merze ya.
Yani Cevşen okuyordu o anda. Yani olan bir şey söylüyor. Çıkamıyor. Çıkamıyor. Çıkamıyor, yüksekti. Atlayamaz mı? Atlayamadı, çıkamıyor. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Yalnız evin belirli bir miktar yanmış, orada durmuş, sönmüş. At nidanın madenidir der. Nasıl bir nida ettiyse acizliğiyle onun arkasına geçti olaya. Yanıyorsun yani. Ama bu öyle değil. İhtiyarla Cafer-i Sadık öyle bir ateşin karşısındaydım ki ben bunu görmedim dedi. Ama benim gibi söylemiyor ki. Söyle sonra şaşırıyor yani. İlk defa görüyor. Aa, ilk defa görüyor yanıyor diye. Ya bu bambaşka. Niçin bunları anlatıyorum? Akıl öteleri, alemi gaybı vicdan dürbiniyle bakıyor oraya. Çünkü vicdana akıl bakıyor. Fıtratla da akıl eşyanın hakikatına nüfus ediyor. Ya akıl neyi bulmaya çalışıyor bir de biliyor musunuz? Akıl fıtrata bakarak, vicdana bakarak fıtratı çözmeye çalışıyor. Şuraya bakın. Kavşak neydi? Vicdan. Neyin şey? Gayb ve şehadet arası. Vicdanın iki ayağı vardı. Birisi fıtrat. Birisi hılkat. Meğer akıl ötelere bakmak için bakmıyor. Fıtratını çözecek. Akıl kendi fıtratını çözecek. Aklın aklı var mı? Var. Şeytanın da şeytanı var. Şeytanın kendi nefsi. Aklın aklı işte bu. Aklınla aklını keşfedeceksin. Keşfedilen de keşfeden de sensin. Yürüyen de yürünülen de sensin. Bilmek isteyen de binilen de sensin. Çözmek de çözülen de sensin. İşte fıtratını ve hılkatını çözmek için bakıyor akıl, vicdana bakıyor. Kainatın vicdanı neresi abi o zaman? Kainatın vicdanı, bak bakayım şeceri hılkatta. Daire hayatta. Daire hayatta mı? Daire hayatta. Yaratışı. Peki şöyle ezber olmasın. Bir arş var, arş ağzımı karıştırma. Lef-i mahfuz var. Lef-i mahfuzun dairesi neresidir? Daire-i ilim. Daire-i ilim. Arşın dairesi neresidir? Daire-i hayat. Arş neyin özelliğiydi? Kalp. Kalbin. Vicdan kalbin nesidir? Hizmetçisi. Arşın hizmetçisi daire hayattır. Lef-i mahfuzun hizmetçisi daire-i ilimdir. Tamam, vicdan nereye sıkıştırıyorsunuz? O zaman vicdan kalbin hizmetçisi değil midir? Evet. Arşın hizmetçisi neresiydi? Daire-i hayat. Böyle çalışarak böyle. Hiç ezber bir şey olmadı. Devam ediyorum. Evet. Akıl hani o alemlere misafir gittiği gibi sözler 507'deki. Heh. O alemlere misafir gidişi vicdan yoluyla oluyor. O zaman misafir gittiği gibi o alemlerde, onun iadeyi ziyaret ediyor. Yine vicdan yoluyla oluyor. Evet. Doğru mu abi? Doğru abi. Geldim. Bir gün geldim. Tefekkür yani. Ziyaret ediyorum gayb alemleri. Neyle? Tefekkürle. Bir geldim. Bir daha geldim. Bir daha geldim. Sözde 506, 507 ne diyor? Tamam da onlar da merhameti senden fazla. İade-i ziyaret ederler diyor. Ya sözlerde diyor. İşaret-i cezada var. İade-i ziyaret ederler. Ne yaparlar? İşte bu tefekkür ede ede işte sen vuruyorsun, gidiyorsun. Onlar seni bırakır mı? Seni sana bırakmazlar. Seni senden ne ederler? Seni senden alırlar. Senin elinden alırlar. Aklının şerinden alırlar. Tamam. Devam edeyim. Mesela bu akşamki o şey, acaba o Risale-i Nur'un teselli verici dersleri bir anda gelmese Mehmet kardeş yaşanılır mı? Allah'a zatına yemin ederim ki böyle biraz uzun sürse yaşanmaz. Bundan kurtulmak için her şey yaparsın. Allah muhafaza. Her şey yaparsın. Çünkü yaşanmaz. Ama Risale-i Nur'un dersleri onu nasıl bertaraf ettiği bütün zerratımla hissettim böyle. Acayip oldum. Bu sefer beni ne yaptı biliyor musun? Ölü üşüme yaptı. Ölü üşümeye götürdü ki her tarafım üşüyor. Özür dilerim. Affınıza sığınırım. 5 dakikada bir veya 10 dakika geçmiyor tuvalete gidiyorum.
Yani üşüyen tuvalete gider ya, ikide bir gidiyorum, ikide bir gidiyorum. Fakat Risale-i Nur'a ki böyle şey yaptım böyle, yaktım lambayı odamda, bakıyorum külliyata, sanki çocuk okşar gibi böyle, tamam mı? Öyle içini alıyorsun böyle. Niçin? Bu sevmek için sevmiyorsun. Başka, yani bir tuhaf oldun yani. Bunlar olma. Sonra bunlar olmasa, bu olmasa nasıl yaşanır ya? Nasıl yaşıyorlar? Onu da sakın düşünmeyin. Nasıl yaşarsan yaşasın, boşver. İptal istiyor 632 sözlerde. Bırak artık. Onu ona bırak. O olma. Bir tanesi bana dedi de, dedi ki ben senden olsaydım dedi. Dedim ki sen ben olma. O ki sen ben olacaktın, beni niye yarattın? Sen ol, ben de ben olayım. Sen bilirsin ilacı verirken hastalık aynı. Ama fıtrat farklı. Çocuk mudur, yaşlı mıdır, kadın mıdır, erkek midir, psikoloji mi sağlam mıdır, hepsi aynı hastalığı farklı şey, doz verirsin veya farklı verirsin. Vicdan. Saatimiz geldi ama daha birinci sayı okuyacağız. Ama çok güzel şey olacak ve tahtaya yazacağım şimdi bu. Çok bereketli bir ders. Vicdan, fıtrat-ı zişuurdur. Usta söylüyor burada. Sonra, yapısı şuurdur. İkinci şuur, Mehmet. Vicdanda. İkinci şuur vicdandaymış. Fıtrat-ı zişuur demek, fıtratın kendisi yazılımı şuurdur. Hani sır deniliyor ya, sır. Dokunma İbrahim. Dokunma sırdır değil, adı sır bunun. Sır latifesi. Uğraşma, meşgul olma. Onu anlamaya çalışma değil bu. Adı sır. Adı Mehmet gibi, Ahmet gibi. Sır. Bak fıtrat izi şuur. Fıtrat şuurdur. İkinci şuur vicdandadır. Bu makamda da şuur vicdanın dört unsurunun cemil cemindendir. Şuur nedir ikinci şuur? Şunların toplamıdır. Şeyi nerede abiler? Burada var mı acaba o bizim şey o değil. Böyle şey yapacağımız. Getir abi Mehmet. Çünkü artık şeye geldik. Çok ondan sonra bunu koyacağız ve keseceğiz herhalde. Ben okuyayım. Yani ikinci şuur nedir? Tencereyi getir. At içine iradeyi. At içine zihni, at içine isi, at içine latife-i rabbaniye. Bunu cem et. Burası gözüküyor mu oraya bak? Evet, bu tahta gözüküyorsa sen ha yeter abi. Tamam yeter. Çok güzel. Yazayım. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Nin. Cemül ceminden. Ceminden. İkinci şuur. İkinci şuur. Birinci şuur. Akılın 40 küsur sıfatını buldum Osman. İnşallah şey yapacağız, onu toplayacağız zaten. 30, bir ara 21'di bilmem ne, yükseldi böyle. Yani aklın içerisinde deha, hüşyar, şuur, fehim, fikir, bunlar hep aklın sıfatları. Bunların bütünselliği bir sistem, şuur. Birinci şuur orası. İkinci şuur, bunun ceminden. Tencereye koy iradeyi. Nasıl gelişir? Bu sistem. Eylemsel hali, ibadetullah. Zihnin, marifetullah. Hissin, muhabbetullah. Latife-i Rabbaniye'nin, müşahadetullah. Bu dördünü karıştırırsan, sendekinin adı ikinci şuur. Birinci şuuru bloke eder. Bu şeyde de var, ihtiyar ve irade. İkinci şuur bunların birisinde değil miydi ya? Ben öyle gibi hatırlıyorum. Yani ikinci şuur böyle cem mi? Cem. Vicdanda diyorduk. Herhalde vicdanda deyip geçiyorduk değil mi? Evet, vicdanda diyorduk. Çünkü bilmiyorduk. Ama vicdanda olduğu kesindi de. Atıyorduk onu.
Takvayı şey eden değil mi bunlar? Yani ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah, müşahadetullahların cemidir. Şimdi şeyi yazıyorum. Şimdi sana geliyorum Gafur, senin şeyin. Hı hı. Ve sana da çok bakıyor senin meselene de Mehmet kardeş. Şimdi yazıyorum bak arkadaşlar şunu. Bu da çok hoş. Fıtrat, sıra iz takip ediyorum. Bak. Fıtrat, hilkat. Burada hilkata niye girdiniz abi? Fıtrat var şeyde. Fıtratla vicdan. Çünkü bir ifadesi var. Hilkata geçtiniz burada. Çünkü niye bir şeyi tanımlamak için o kendisi onu tanımaya çalışıyorum ama bir de o değildir. Bu nedirin? O ne değildir? İkisi beraber oluyor. Yani yoksa tek başına kendisini anlamada hududunu çizmek çok zor. Fıtratla fıtratı, hilkati beraber zikreder ustad. Ekseriyetle mutlaka. Fıtrat, o mesela okudum ya metni. Onun başı mı? Siyak ve sibakında gene hilkat var. Yani zaten olması lazım. Olmaz. Başka olmuyor. Yoksa hilkat ile fıtrat karıştırılır. Yani karışmasın diye. Bak iradeden iradeden kudretten bak nereye götürecek. Ondan sonra İmam-ı Mubin bu neyi hatırlatıyor? Emir Mubin bilim emir mi? Bu da yok. İmam-ı Mubin biraz şey uyumuyor gibi ama. Dur bakayım. Doğru mu yazdım? Kader defter. İlim emir. Bir tanesidir. O kitabın bin olur abi orası. Evet. İrade ve kudret. Dur bakayım. İrade mi demişiz buna? Fıtrat. İradeden imam emir. İlim emir. Bu emiri, evamir nereden şey yapıldı? Ama irade de bir yerde diyor. Bir yerde geçiyor. İmam-ı Mubin'e gidiyor. İradeden gelen diyor evamiri tekvini. Evet. Tamam. Şimdi ha, biraz devam edeyim bak çıkacak. Sen olur o. Evamiri tekvini, şey iradenin cilvesi olan evamiri tekvini. Şimdi biraz gideyim de çünkü bu ezber koymamışım da bayağı şey yaparak evamiri tekviniye şey demesek bence daha doğru olur abi sanki. Hangisi? İmam bir kitabın bin demeyin. Tamam, tamam sileriz beraber. O öbürü oyuyor. Çünkü tamam abi. Tekvinden gelen, iradeden gelen. Çok bize karışıklık yapabiliyor. Evet. Tamam abi. Sarı ifade var ya, şey tamam. Diyor ya, iradeden gelen evamir tekviniye. Tamam. 222. Şunu sileyim, tamam. Bu dursun. Tamam. Şimdi aşağısını yazayım. Devamı? Tamam ama şeye gelecek. Devamını yazın abi onun. Ha, altına yazacağım. Fıtrat. Devam edin abi üstüne. Niye bir daha? Öyle mi? Yazsanız olmaz mı? O zaman şöyle yapayım. Bunu buraya çekeyim. Tamam. Şunu şöyle yapayım. Kaynağını söylemeyeyim. Tamam. Evamili tekviniye. İradeye. İradeye. Kudrete. Sıfatlı subuti ikisi. Evet. İradeye, kudrete dedik. Ondan sonra bu evamiri tekviniyeye.
Ya. Şeyleri abi bu sıfata. Şu irade ve kudrete yazdınız ya. He. O iradeden sonra evamiri tekvine ve devam etseydi daha uygun düşer. İki kere arka arkaya yazmış oldunuz. Ha, ikisini aynısını yazdım herhalde. Şimdi iradeye ve kudrete tam bunların arkasına yazarsanız. Şimdi bu böyle olsun. Tamam. Dursun o kadar bir şey olmaz. Tamam. Şuraya şey yapsam. İrade ve kudret mi? İradeye, üstüne iradeye. Var zaten. Var, irade var. Tamam, onu da yazmanıza gerek yok. Öyle, tamam. Ha, tekvini sıfata. Ha, olur. Bu vücut sıfatına. Vücut sıfatına. Şimdi bunlar ne yapmaya çalıştı? Şunlar insana bakıyor. Bu çok güzel olmuş. Bu insandır. İkisinin cebinden insan. Evet. Buna ne demişiz? İrade ve kudret. Subuti sıfat. Subuti sıfat. Evet. Sıfatı. Subuti. Subutiye. Bu. Orası vicdana bakar artık. Hayat, hayat, hayat-ı tekvine vicdan, evamir-i tekvine akılda. Onun cebinden. Lan dima oluyor, şey kalp oluyor. Şimdi bak, Cemil. Bu lef-i mahfuz olur. Niçin? İmam-ı bir, bu lef-i mahfuz olur. Bir şey söyleyeyim mi size? He. Aslında doğrusunu isterseniz sanki ben şöyle anlıyorum. Emri tekvini diyoruz ya, bu ikisinin cemi aslında emri tekvini olmuyor mu abi? Yani bozuk paranın bir yüzü gibi. Mehmet abime de anlatmıştım. Bozuk paranın yazı tura ama bütünlüğü ne? Para. Yani bunun bütünlüğü acaba emri tekvini olmaz mı abi? Bütünlüğü işte. Emri tekvini. Bütünlüğü yani ismi emri tekvini diyor daha. Emri tekvini biraz sonsuz değildir biraz daha. Daha arkada. Olur mu? Çünkü niye? Şimdi İmam-ı Bil nedir? Abi bunların hangisini emri tekvini siz düşünebilirsiniz? He? Emri tekvini siz düşünemezsin de. Fakat süreçte hangisi önce çalışıyor? Nereden bakıyorsunuz abi? Ha işte o. Bir bitireyim ben. İrade, kudret. Bu da sıfat-ı zatiye. Bak şimdi. Buraya bir şey atladık demek. Fıtrat da filkat insan demektir. İrade ile kudret subut-ı sıfattandır. Zahirde bu neyi hatırlatır ikisini? Kitab-ı Mubin. Evet. Kitab-ı Mubin'i hatırlatıyor. Evet, evet. Yani eylemde olduğu için mahluktur artık. Hı-hı. Mazi ve müstakbel değil, andadır. Evameli tekviniye külliyatta da geçiyor. Emir ilim İmam-ı Mubin, kudret irade Kitab-ı Mubin. İmam-ı Mubin. Emir ne peki ne diyor? Evameli tekvini. İradenin cilvesi olan evamir-i tekviniye diyor. İradenin cilvesi olan 550 galiba sözler. İmam-ı Bin. Peki evamir-i tekviniye nasıl bir şeydir? Tekvini bir dayatmadır. Yani kevne ait. Tekvin sıfatına hayat olduğu için artık vicdanda, zihinde hayat-ı tekviniyeler var. Kafada, akıldaki vahiler evamir-i tekviniyedir. İkisini tabi tekvin ve vücut sıfatı, vücut bulmuş artık. Hayat-ı tekviniyeler zihinde vücut bulmuş. Peki zihinde ne var? Bir daha söylüyorum. Hayat-ı tekviniyeler var. Akılda ne var? Evamir-i tekviniye. Evamir-i tekviniye Kur'an'ın emirleri. Burada vücut bulmuş. Önemli olan şu. Zihinde herkeste hayat-ı tekvine ait açık açılmış mı üstü? Hayır. Ne kadar tefekkür edersek zihinde o kadar mekan açılıyor. Peki bir hayat-ı tekvine vücut mudur, mevcut mudur? Aslında mevcut bizde buluyor. Ona, o nereye bakıyor? Ondan vücut. Mahiyetini mi söylüyorsun? Evet, orasını. Vücut,
Şimdi bak bir daha. Tefekkür ediyoruz. Ne oluyor? Arkadaşlar, Kur'ani yöntemle, yani evamili tekvini ile kafamız tefekkür edince zihindeki zihin neydi? Zihin, yani kainatın haritasıdır. Tefekkür ettikçe zihinde mekan açılıyor. Bu mekan açılmaya hayatı tekviniyelerimiz denilir. Ne kadar açarsak. Bir daha. Kur'an aklımıza muhatap oldu. Biz de kabul ettik muhataplığını. Kur'an'ın emirleri dayatma değildir. Evamirdir. Evamiri tekviniyedir. Biz Kur'an'la şekil aldık aklımız. Tefekkür ettik. Tefekkür aklın sıfatıdır. Tefekkür edince ne oluyor? Tefekkür edince, yani Kur'an'ı yöntemle evamiri tekviniyeleri biz tefekkür edince zihinde mekan açılıyor. Zihindeki mekan açılmasına realitedir, artık nefsül emirdir. Mevcuttur artık. Hayat-ı tekvini oluyor. Hasan abi. İkisini bitireyim. Evamiri tekviniye ile hayat-ı tekviniyenin ikisi cem olursa ne olur? Asla nefim azı iman ol. İman diyecektir. Evet. İşte bunu cem abi evamiri tekviniyle aslında bu ikisi cem ile iman desek daha şey olur. İman. İşte. İman olur. Yani itikat sırf evamiri tekviniyedir. Abi öyle değil. Onu demek istemedim ben. Abi şöyle ceminden. Şöyle ceminden abi. Yani şunun. Bunların bütünün cemi. Bütün... Evet abi işte ikisinin bütün. Öyle değil. Ya, abi. Ha, hepsinin abi, sonucu. Böyle, bence orası. Budur iman olan abi. Tamam. Orası kalp abi, orası kalp. Oraya kalp diyelim. Orası kalp abi ya. Öyle tamam. Oluyor. Çünkü hepsi uyuyor o zaman. İman ve hali kalptir ya. Bütünü. Kalp bütünü değil bu. Lef-i mahfuz. Ama ya, bir, o zaman öbürü olmaz. Niçin biliyor musun? Bak. Hayat-ı tekviniye. Ha şöyle olur. Tevilimiz ikinci derece olursa. Belden yukarı kalp. Bir ayağı nedir kalbin? Dima. Bir tanesi dima. Bir ayağı da nedir? Vicdan. Vicdandır. Yani akıl nedir? Şey kafa. Kalbin makis efkarı. Ben öyle diyorum işte abi. Evamir tekviniye dima'a ait. Ayet-i tekvini zihine ait. Yani vicdana ait. Vicdana ait. Sizin cemi kalp olur diyorum. O zaman... Yani o evamir tekviniye, levh-i mahfuz denebilir. O iki veriler kalpte birleşiyor. Bu akıl, bu vicdan olur. Olur. Cemi, evet. Cemi kalp olur, doğru. Hı-hı. Tamam. Yani evamir tekviniyenin yeri, Osman bakıyor musun abi? Bak, sen baktım ki dahil olmaya. Başka şimdi, bir şekilde düşünüyorum da onu çiziyorum bir şey. Hani metne göre. Yani diyor ki, sen levh-i mahfuzu sil, bu kalptir diyor. Kalp onca da kurlasası da şimdi budur olur diyor. İman. Şimdi budur olur. Diyor. Hepsi birbirine çünkü uyuyor. Diyor, bu diyor ki evamili tekviniye kafada, akılda vahiler. Aynen. Vahilerin. Hı-hı. Yani itikada dönüşmüş. Hı-hı. Bu hayat-ı tekviniye de yeri vicdandadır. Şey, vicdanın zihnindedir. Evet. Dimağdaki Kur'an emirlerin vicdan zihinde ortaya çıkmasının bütünlüğü, yani dima ve vicdan. Ondan sonra kalptir. Zaten bunun ikisinci imandır. Evamir-i tekviniye itikadımızı oluşturuyor. Hayat-ı tekviniye de bu ikisinci mi imanımıza. Bu mesela tefekkür kafirde yoktur. Kafirde düşünce vardır. Tefekkür ulvi bir sıfattır. Müslümana astır. Dolayısıyla evamir-i tekviniye, ayet-i tekviniye kafir çevirebilir mi? Çeviremez. Çünkü onların vicdanları bitmiştir diyor. Hayat-ı tekviniye vicdana aittir, zihne aittir. Kalbi, yani vicdanı hatmedilmişin imanı mı olur? Sana burada bence şöyle, metindeki yani, şeyde yani fıtratla hilkatin... Bakın ki bir yanlışımız var. Açılımından gitmektense metindeki kısım bence şu. Alem-i gaybla alem-i şehadetin nokta-i iltisakı olan bir vicdan var. Fıtrat, zih şuur olan. Bunun ikisinin arasındaki bir mülteka noktası var. Yani biz oraya odaklanmamız lazım. Fıtrat ilkat başka bir konu. Yani hani buradaki vicdanla bunun kesişmesine bakmamız lazım. Alem-i gayb, alem-i şehadetin... Bu fıtratın aslı ya bu.
Ya ama vicdana nasıl bağlayacaksınız? Ha. Konu burada aslında vicdanın alem galp ile şehadetin iltisakı olması konusu. Fıtrat-ı zişur ve bu fıtrat ve vicdan akla bir pencere olması konusu. Biz oraya bakmamız lazım. Yani bu fıtrat hilkat diye konuşabiliriz. Başka bir konu. Tamam. Ama esas yoğunlaşacağımız nokta vicdan nasıl nokta iltisak oluyor alem gayet alem şehadeti. Yani öyle bir pencereyle baksak bu metni izah etmiş oluruz. Ya da doğru bakmış oluruz. Ama şu anda o metnin izahını mı yapıyoruz ki? Bu metnin izahı değil. Bak şimdi. Hilkati konuşuyoruz. Bu, başka bir konu bu. Bu senin durumun. Yani oradakini mesela vicdana bağlı... Şuraya vicdanı cem etsek diyorsun. Vicdanın nokta iltisakını burada tanımlayamazsanız şu şeyle başka bir şey konuşmuş oluruz. Metnin izahı değil burası yani. Burası mı? Aha değil. Burası başka bir konu konuşuyoruz. Yani buradan şuraya geçirirseniz bizi, alem gaybla alem şehadetin nokta iltisakı olan vicdanı tariflersek şunlarla gidip bir yere vararak o zaman bir izaha varmış olabiliriz. Şimdi vicdan denilen şey bu dördünün cemi değil midir? Tamam. Cemidir. Şimdi dedik ki, şimdi bunu tanımlayacağız. Vicdan. Evet. İkisini beraber metinde kullanıyor. Diyor ki, akıl var, bir vicdan var. Öyle mi? Akıl. Fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Fıtrat ve vicdan akla bir pencere. Akla bir pencere. Akıl işlediğimiz için zaten. Tevhidi şu an neşrederiz. Şimdi burada akıllı gözlük almış. Fıtrat ve vicdan. Aklın gözlüğüymüş. Şöyle gözlük. Bir tanesi fıtrat, bir tanesi vicdan. Şimdi aklı aklı yapan, akıl akıl olması için ne lazım? Vahiy lazım. Vahiy. Akıl akıl olur. Aklı başımıza olur. Vahiysiz akıl. O zaman akıl bakıyorsa, nereye bakıyor? Bakma yetkisi alacak. Vicdana ve fıtratı dürbün yapacak. Alemi gayba bakacak. O zaman vahiy ile şekillenmiş bir akıl fıtratına ve vicdanına bakıyor. İkisi de gözlük. Öteyi gösteriyor. Fıtratına bakıyor. Mesela fıtrata, vicdan, hilkate, akıl filan diyebilir miyiz mesela? Yani yok öyle diyemezsin. Toptancı diyemezsin. Çünkü şu. Hilkatin manası şu. Silebiliriz bunu. Çalışıyoruz beraber zaten. Tamam. Bu hükümdür demiyoruz. Beraber çalış. Bak sildik. Allah var iken ben yoktum. Yaratılmak, var olmak, vücut bulmak, var olmak, varlığa çıkmak. İmandan daha büyük nimettir bu. Yani kafirde iman yok ama vücut var. Yani mevcuttur. Var olma. Şöyle yok olmaya göre tercih edilmişsin. Ama cehennemde dahi olsa tam söyledin. Evet. Cehennemde dahi olsa mevcutsun. Bak yok olmak istemiyor. Yani keşke toprak olsaydım. Ya leyteni küntü turaba. Onun için imansız ama cehennemde. Fakat ondandır ki mevcut olmak imandan da öncedir. Yani çünkü kim iman edecek? Bir mevcut olacak ki iman etsin. O zaman insan hilkatı var. Sonra o iman eden var. Fıtratını yaşayacak. Yani iman eden var. Yaratıldım, iman ettim. Yani aslında fıtrat itikattır yani. İman değil. Yani bir yaratılmam gerekiyor, iki itikat edeceğim. Yaratılıp yaratılışıma şahit olursam iman etmiş olurum. Ben iman, cemi. Tamam. Beraber gidiyoruz. Evet. Yani yeri dolduralım. Bir daha bir var olmam gerekiyor. Bir de fıtratımı yaşamam gerekiyor. Var olmam hilkat. Beni ben yapan fıtratım itikattır. Yani Kur'an'a muhatap olan aklımdır. Fıtratım. Şimdi bu fıtratımı neyle aktif ediyorum? İrademle. Hilkatım da neyi gösteriyor? Hilkat. Yani şu anda duruşu beni tutan kaymeti kudrettir. Tutuyor beni. Tutuyor. İşte metni kaybetmeyelim. Akılla göz olmuş. Gözlük olmuş.
Fıtrat ile vicdan. Bunu silebiliriz. Vicdan koyabilirsin. Fıtrat ile vicdan. Akıl bakıyor. Onu yapabiliriz yani. Bir de öyle yapalım isterseniz. Evet, yani ben, şey de yani... Metnine uyalım. Alem-i gaybla, alem-i şehadeti, yani İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin. Şöyle yani yapayım. Yani Evamir-i Tekviniye, Hayat-ı Tekviniye'nin kesiştiği nokta vicdan denilen fıtrat-ı zihşur. Aa şu. Bu şimdi. Beraber o metin yapalım. Engel oluyorsa şöyle yapayım. Gafır önemli değil. Kapın işaretini değil. Alayım abi. Abi sen lafı zaten... Lafı yapıyorum abi, lafı yapıyorum. Abi, abi lafı da görüyorsun sen. Görmeye gerek yok ya. Bu dünya böyle ya. Fıtrat da vicdan. Pencere midir abi? Gözlük. Gözlük, sırayla gidelim. Pencere. Akla bir pencere. Akla. Nereye bakıyor abim? Alemin gayba. Gayba. Sonra yetmiyor. Alemi gaybden alemi şehadete de bu bakıyor. Dünyayı tanımlıyor. Alemi şehadet. Böyle metin koyayım. Alemi şehadete de alemi gaybden de bakıyor. Yani burası neresidir? Nasıl tanımlayacak? Haram, helal, doğru, yanlışını nereye göre? Niçin hayatın nizama girmiş? Ahirete göre, ötelere göre bu dünyada adım atıyorum. Demek ki buradan öteye bakma, öteden bu tarafa bakma. Akla pencere oluyor, bakıyor. Tamam mı abi, metne girdik mi? Girdik. Tamam, tamam gidiyoruz. Ha, sonra çok özür diliyorum, gitmeden bir şey sorabilirim. Tamam, çok, yani çok kafamda bunu tamam. Çözmem lazım. Şimdi, Allah mekanını cennet etsin, Rüştü abi size ağaca baktığın zaman, ey Hasan ilk neyi görüyorsun? He ya. Neydi abi o? Şimdi bana yetiştiriyor ya, diyor ki ağaca baktığın zaman dedi, ilk neyi görüyorum? Kudreti görüyorum dedim. He oradaydı orada. He. Kudreti görüyorum dedim. Yani hepinize soruyorum yani, aynı soruyu. Şimdi ağaca bakınca ilk gördüğümüz nedir? Kudret midir? Kudrettir değil mi? İlk önce kudret. Zahir. İlk önce aslında iradedir. Ben onu anlayamıyorum. Yani kaç sene uğraştım, ne kadar dediyse de anlayamadım. Yani ilk aslında ağaç irade gözükür. Niye? Ağaç niye ağaçtır? Kuş değildir de ondan. Bu ağaç ev değildir, ayakkabı değildir. O değildir, bu değildir. Budur. Elma değil, kirazdır. Bu tercihtir. İlk gözüken ağaca bakınca kainat iradedir. Edilmiş. Ha? Edilmiş. Ha? İlk gözüken iradedir. Sonra onu varda tutan kudrettir. Tamam. O zaman bunları bizim böyle yazmamız lazım, yazmamamız lazım abi. O zaman bunları bir sıraya ekleyerek amaç ilk sırada amaç metin böyle geçiyor. Metin böyle buradan çıkartmak abi. Benim aklıma yatmıyor abi. Metin böyle geçiyor ama. Diyor ki, fıtrat ile vicdan akla penceredir. Tamam. Sonra diyor, beraber gidelim. Tamam. Alem-i sonra... gaybla alem-i şehadet biliyoruz ki İmam-ı Mübin mazi hal müstakbel. Yani şey yaptığımızda mazi oraya yazacağım var. Şimdi. İmam-ı Mübin yani alem-i gayb denilen diye de başka yerde geçiyor. Evet evet. Şehadet hazır da zaten İmam-ı Mübin'dir. O zaman yani. Şey, oku niçin... silin. Abi, şu oku silin abi oraya İmam-ı Mübin Kitab-ı Mübin yazın o zaman abi. Şuraya. Peki. Alemi gayba İmam-ı Mübin yazacağım. Tabii. Yani aynı şey. Evet. Yok şahadete, olsun diye. Evet. Bak şimdi şahadete, alemi İmam-ı Mübin. Yani. Şimdi zaten öyle doğru. Şimdi onun noktayı iltisaki kesişme noktası vicdan denilen fıtrat-ı zihşur. Yani hem fıtratlık özelliği var hem şuurluk özelliği var. Buna da vicdan deniliyor. Ha, bunların oraya toplamı bak, vicdan diyorsun sen. Biz şu anda vicdanı mı anladık? Tabii. Şimdi yani, bunu niye yapmıştım? Vicdan denilen fıtrat-ı zihşurdur diyorsun. Şuur sahibi olan bir fıtrat. Noktayı iltisakı diyor. Beraber gidelim. Orası daha. Kritik he. Fıtrat ile vicdan akla pencere mi? Evet. Nereye bakıyor arkadaşlar? Alim-i şehadetten alim-i gayba, alim-i gaybden alim-i şehadete bakıyor. Metin doğru, böyle. Doğru. Tamam.
Alemi gayb nedir? Mazi ve mustakbele gayb denilir. İmam-ı bin. Tamam. Alemi şehadettir. Hazırdaki olan tamam. İmam-ı bin. Şey tamam. Kitab-ı bin. Doğru. Tamam mı? Böyle gittik. Peki İmam-ı Mubin nereye bakıyor? İmam-ı bin. Kitab-ı bin nereye bakıyor? Evet. Bunu uygularsak. Ikisi, hayat-ı tekviniye. İkisi de bir mahfuz. Ha, bu ikisine, bu ikisi lef-i mahfuz. Şöyle yapayım, istersen şuraya aşağı yapayım. Yani bir şey yok, bir değişiklik yapmadık, değil mi Osman? Tamam. Yani lütfen şey yapın, dahil olun ki evet. Lef-i mahfuz. Bu dersten sonra kapatacağız lef-i mahfuz. Bu da akla pencere insan kalp. Yani fıtratla vicdan, hiçbir şey deme. Fıtrat-ı zişur denilen vicdan orası. Vicdan orası zaten. Oraya bir şey demeyelim şu tamam. An. Zaten konu o şu an. Tamam. Şimdi hazır olan neydi? Hazır olan kitap mı? Ayat-ı tekviniye. Aynı şey. Ayat-ı tekviniye, evamir-i tekviniye. Zaten usta bunu söylüyor. Yani yazmaya gerek yok yani. Burada var. Bunu yazsak evamir-i tekviniye, ayat-ı tekviniye. Kullanacaksak tamam. Yazalım. Bir şimdi yürütelim yani bir şey. Ha. Onu açacaksa tamam. Yazalım. Tamam. Bunu yazdık mı abi? Şimdi akıl bu şeyi, bu alemleri, onu burada, burada onu seyredince sonuç ne oluyor? Abi yazalım ki imana ulaşalım. Yani pencere oluyor da nereye baktırıyor Osman? Vahyin şeyi gibi yani vahyin akması. Bu ikisinin ceminde iman oluyor. İman oluyor. Oraya götürmemiz lazım. Mesela tersi, şimdi vicdanı adamın tefessüh etmişse ya da hani mühürlenmişse ne oluyor? Alemi gayb ile alemi şehadet şeyi kesiliyor. İman sadece alemi şehadetten kalıyor. Besleniyor ve alemi gaybtan ne besleniyor ne oraya bir şey hakikatte gönderiyor. Adem'e gönderiyor bir nevini yani. Evet. Hani öyle baktığımızda da küfür oluyor zaten. Kat ediyor. Tamam. Kesiyor. Şimdi tamam. İman nereydi? Gaybı ait. Şimdi buraya kadar geldik. Bu akıl ne yapmaya çalışıyor? Ya da aslında bir tane de şey diyeyim. Akıl normalde alem-i şehadete bakıyor, zahir perest. Ama vicdanla batına bakıyor. Doğru. Yani bu şeyle. Bu... Doğru. Yani bunu çoğaltırız yani. Mesela aklı bununla zahirde bakar, fıtratta. Bununla batına bakar. Ama burada geçiş olduğunu... Abi zaten kim bakıyor ki? Akıl bakıyor. Akıl bakıyor. Vicdan denen zişur... İkisinin peki diyor ki ben buradayım, şehadetteyim diyor. Ben bunu anlayamadım. Bunun karşıtı neresi? Alemi gaybta. Ben diyor göremem diyor. Sen bak diyor. Vicdan diyor. Bana bir gözlük ol diyor. Gözlükle bakıyor bu sefer vicdanla. Oradan mevcut karşılığını buluyor. Ve sonuç nedir? Ne görüyor? Heh, imanı görüyor. İmanı görüyor. İman işte. İman etti. Zaten etti. İman ama amir-i tekvini ile ayet-i tekvini diye yazmanız lazım öncesinde aslında bence. Çünkü yani. O ikisinin cemidir iman. İşte istersen bunu aynı cemi yazalım dedim de şey gelmeyince bak bunu yazalım mı diye. Çünkü ben, bunu işte İmam-ı Bin'e bunu yazıyorsun. Aynı şey çünkü evamir-i tekviniye. Şuraya da İmam-ı Bin evamir-i tekviniye. Evamir-i tekviniye. Zaten buradaki konu dört bürhan var. Şey yapan. Birisi peygamberimiz, biri kainat. Birisi Kur'an, dördüncüsü de vicdan. Vicdan. Bürhan-ı külli diyor. Rabbimizi bize bildiren şeyde öyle. Yani diyor. Öyle çoğaltırsın ki mesela İmam-ı Bin'e ilim emir dersin. Tabii. Buna da irade kudret dersin. Evet. Yani Ayşe'dir Beyse birbirini almak gibi. Yani yapmaya gerek yok. Sonuç şudur işte. İman. Yani neler yaptı? Ballar bağ, ballar balını oluşturuyor. Evet. Şimdi bundan sonrası kendi malzemene bağlı. Bu alem-i şehadet, alem-i gaybı ikisini cem etmek bu kalptir herhalde. İkisini cem etsek bu yani size bırakıyorum da yani bu şu anda beraber. Mesela kalp nedir arkadaşlar? Kalp harita. Neyin? Kainatın. Kainat denir gayb. Tam oraya kadar zaten. Alem gayb kainata kadar. Bu kalp. Aşağı kadar alem gayb. Bu kalp. O zaten vicdan en baştaki. Kalp. Yani akıl. Bu da vicdan. Kalbe bakıyor.
Bu da yani, dima. Bana vicdan da yapıyorsun bunları. Evet. Dima, vicdan yeri yap. Evet. İmam balı yapıyorsun. Akıl yap. Evet. Yeri. İmam bugünkü lef-i muhafız, evamir-i tekviniye ile ayat-ı tekviniye de cemi neydi? Kalpte oluyor abi, ruh. Yani ruh, iman, onun cemi. İşte onun cemi imandır abi. Yani o... Tamam. Ne yapmış? Vücut buluyor. Evet. Zat-ı sıfata dönüşüyor. He. Yani. Taayyum ve teşahhus diyor o zaman. Evet. Yani vücut buluyor. Yani mevcut. Artık iman. Ama istersen de istersen de. Bu, buraya ya vücut sıfatı diyeceksin. Bir tanesi bana dedi ki tekvindir dedi. Tekvini biraz şey yapmak zor. Ama bu ikisi bizde mevcut. Allah'ta vücut. Bizde mevcut. Bu mevcut. Eğer bize uygularsak buna mevcut. Allah'taki, bizdeki mevcudumuz Allah'ta vücuttur. Ama hiçbir şey yazmıyor. Sonuç iman ve böylelikle herhalde bugünkü ders. Şey, bir de şeyi ile ilgili unutmadan söyleyeyim abi. Bu ağaca ilk baktığınız zaman irade diyoruz ya. İrade. Aslında ilk gözüken iradeymiş. Ama kudret neresi buranın? Ne diyor? Kudret-i fatıra diyor. İlk önce eşyanın melekutiyetine diyor taalluk eder diyor. Demek ki o yazılımdaki o çekirdeğe kudret önce taalluk ediyor. Bizim gördüğümüz irade. Onun için bizim canibimizden baktığımız zaman ilk önce biz iradeyi görürüz. Ama iradenin önce mutlaka kudret vardır. Çünkü melekutiyet, eşyanın melekutiyetine kudret önce taalluk ediyor. Bak, imam-ı bil nedir? İlim emir. İlim emir. Kitab-ı Min, kudret ve irade. Hani İmam-ı Bin nedir? Mazi ve mustakbel. Yani nedir? Gayb. Gaybtır. Bu şehadettir. Abi üstad sağ. O zaman şehadete kudret diyor ve irade diyor. Gayba ilimle emir diyor. Peki onu alacağım. Abi, yok, sanki şey... İlim nedir biliyor musun? İlim. İlim her şeyin, her cihetinin, her münasebetinin bilinmesi. Bunu yeni şey yapmadım. Bakayım 29. defter var mı? Evamir-i Tekviniye'de kaçıncı sayfa? İlim denilen diyor. İlim denilen. Bak şimdi her şeyin, her cihetinin, her şeyin, her cihetinin her yönü. Yani her şeyin her sıfatının her münasebeti mi diyor. Üç tane şeyin cemidir. Onu nerede? Benim defterimi getirebilecek misin şey? Masamda. 29 yazar. 29 tamam mı? Nerede var ama nerede? Bir bak şey, girsene şey ya. Nerede var ya? Yine şöyle. İlim değil her mi? Şeyinde. Sözler 550 olabilir. İlim. İlim denilen. İlmi bilmiyoruz ya, içeriğini bilmiyoruz ama usta tanımlamış. Üç tane sıfatı var ilmi. Yani çok güzel bir şey Allah gösterdi orada. Her şeyin, her şeyinin, her şeyin, her şeyinin, her cihetinin bilinmesine ilim denilir. Nerede? Sözlerde mi? Sözler, sözler. Her şeyin, her şeyinin, her cihetinin. O zaman bizde ilim yok. Yani bizde bilgi var Gafur. Evet abi. İnşallah bulurum. Ama ben ilmi acayibime gitti ya. Ha, sözde 550 doğru. Bak. Yazayım bunu. 29. defter bu. Bir, iki, üç. Her şeyin ne aklınıza geliyor? Şey demek, Allah'ın dışında yaratılan her şeye şey, şeyi evvel. Her şeyin, iki. Esma da dahil mi buna abi? Her, esma değil, esmanın dışa vuruşu bu. Her şey, ne? Her şeyin,
Bak her şeyin, her şeyini, her şeyin, her şeyini. Metin nasıl abi? Orada. Aynı okuyorum. Her şeyin, her şeyini ve her cihetini. Aynı yazıyorum. Şuraya virgül var galiba. Her cihetini, cihetini bilir bir ilim. Bilir, bak, bilir bir ilmi tarif edin dese budur. Ve kudretin kudret bulunması. Bulunması lazımdır. Bu hangi ilim abi? İlmi ezelir mi? Yani Allah'ın ilmi ince edince kim geldi? Şey Said de herhalde ismi. Tamam. Bak ilmi ilimli her şeyin her şeyini. Bak bir daha. Her şeyini hatırladınız. Ha bu. Her şeyin. Her şeyde bir şey bu. Her şeyde bir şey. Her şeyin. Yani bir şey. Her şeyini. Aleyküm selam. Her şeyin. Her şeyini. Bir de bunun. Bunun her şeyini. Bununla bütün bağlantılarını. Bununla alakalı. Her cihetini. Bu benle alakası, kulakla, Allah ile, esma ile, sıfatla, her cihetini, bu üçünü cem eden ilimdir. Her şeyin, metin, her şeyini, metinde, metin bu. Nazım mani yaparsak abi, her şeyin, her şeyi ilme, her ciheti de kudrete denk geliyor. Yok, öyle ismi kudreti değil. O kadar. Kudreti izah etmiyor abi. Yani. Kudreti izah etmiyor. Kudreti izah etmiyor. İlmi anlatıyor bu. Yani İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin'i anlatıyor. Değil mi? Yani her şeyini bilir mi demesiyle tavsif etmesiyle. Bak şimdi V koydu görüyor musun? Kudrete olmaz o. Yani ha sileyim onu. O ikilemenin sonu bilirle bitiyor. Ha bak. Ha, işte. Bilir. Bilen ilim. Bir ilim. Kudret bilmez. Bak bak bakar. Bu, metine bakar mısın abi? Buraya bak. Bak. Bilir bir ilim. Sonra V ile başka bir kudret. Cümle bağlantısını. Kudreti yazmasanız olur abi. Kudreti tavsif etmiyor çok. Onu anlatmıyor. Bilir kelimesi olmasaydı. Şimdi ilmi bu kadar izah olur. Bu kadar veciz. Her şeyin bu bir şeydir. Her şeyin bunun bir şey. Her cihetini bak. Yani her şey tabii her şeyini, her şeyde bir şey. Her cihetini bunun herkeste münasebeti var. Kuşta var, güneşte var, toprakta var, yağmurla var, benle var, Allah ile var. Her cihetini bilmek. Her şeyin, her şeyini, her cihetini bilmek. İlim bu işte. Tarifin ta kendisi. Şöyle, Osman bunu koyarsın abi. Şöyle diyebilirim. Devamında Ali bir külli şey diyor. Kadir evet. Mutlak bir Ali bir külli şey. Evet, Ali bir külli şey. Bir bu, şeyden her şeyi yapmak, her şeyden bir şey yapmak. O evet tamam. Zaten Nazm-ı Mani'de öyle yapmışız. Şey, Kadir-i Mutlak bir alim-i külli şey. Alim-i Kadir-i Mutlak emir ve hav, alim-i külli şey ise izni ve kuvvetiyle. Yani şey çıkıyor. Nazm-ı Mani'de acayip şey çıkıyor. Evet. Şimdi buraya gelelim gene. Tabi dersin bitti, ezan dokundu. Fıtrat ve vicdan akla pencere olur. Ne yapar bu akıl? Alemi şahadeti, alemi gaybı, alemi gaybı, alemi şahadeti taşır, tanımlar. Alemi gayb İmam-ı Mubin'dir. Alemi şahadet Kitab-ı Mubin'dir. İmam-ı Mubin aynı zamanda evamiri tekviniyedir. Kitab-ı Mubin ayatı tekviniyedir. Evamiri tekviniye vahiy ile aklınızı inşa eder. İstersen yazılabilir. Evamiri tekviniye vahiy ile aklınızı inşa eder. Ayat-ı tekviniye de ayat-ı tekviniye vicdanımızdaki tefekkürle, zikirle, evratla yer açılmasıdır. Vicdanda yer açıldı mı onun adı, o mekanın adı ayat-ı tekviniyedir. Tefekkür
Kur'an'ı kullanarak, kafirin tefekkürü yok, kafirin düşüncesi var. Tefekkür kutsidir ve müminastır. Tefekkür edince ne oluyor? Sonucu nedir yani? Tefekkürde ne elde ediyoruz? Vicdanda mekan açıyorsun. O mekan açtığın yere senin ayat-ı tekviniyelerin oluyor. İşte bu ikisini cem edersen iman oluyor. İman da kazanılan değil, Allah doğru itikada verilen, Allahça verilen cevaptır. Bir daha, iman nedir? Doğru itikada Allahça verilen cevaptır. Doğru itikada. İtikadı sen kazanıyorsun, sen yapıyorsun. İman ise Allah veriyor. Yani irade-i cüzenin sarfından sonra irade-i küllinin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Nedir yani bu nur? Zatının nurudur iman. Onun için iman kazanılmaz, iman verilir. İman sana verilmiş. Nereye verilmiş? Doğru itikadına verilen cevaptır. İrade de neyin sıfatıydı? Vicdanın. Vicdan katledilmiş ve kafirin, kafirin iradesi yoktur. Bu vicdandır, bu dördü. Kafirin vicdanı kapatılmışsa, nesi kapatılmıştır? İrade, zihni, sınatife, lapanesi yok. İrade yok. Peki neyle tercih ediyor dünyada? Cüz ihtiyarıyla. İrade, irade günah işlemez. İrade vicdan olduğu için ulvi şeyleri tercih eden, namazı tercih eden, haramları yaptırmayan iradedir. Haramları yapan hayvaniyetimizdir. Hayvan, canlı beşeriyetimizdir. O da irade değil, cüz ihtiyarımızdır. İrade, mazinin bütünlüğüyle istikbale bakıp halde cüz-i ihtiyariye tercih ettirme demektir irade. İhtiyar ise mazi ve istikbalden kopuk anda buraya, burası için tercih yapmak cüz-i ihtiyari ve böyle gitti. Hasan abi, bitirmeden bir yer okuyabilir miyim? Tabii oku. Çok ufak, küçük. Diyor ki, burada ifade ettiği tamimden hiçbir şeyin, hiçbir ferdin tahsisi ve daire-i şumulünden ihracı yoktur. Bu itibarla men min amin illa ve kad hussu minhul ba'hum olan kaide-i külliyesi tahsis ediyor. Çünkü kendisi bu kaideden, şumulünden hariç kalmıştır. Şimdi benim gelmek istediğim yer, şey, bu kelime vacip, mümkün, mümteniye şamildir. Şey kelimesi. Yani ben abi şöyle anlıyorum. Kendini her şeyin dışında tutan mahiyeti zatiye. Ben bu şeyi abi sıfatla esmanın cem'i olarak görüyorum abi. Ve dışa vuruşu olarak görüyorum. Çünkü diyor ki vacibe, mümküne ve mümteniye şamildir. Şamildir. Şeyi evvel dedim ya. Şeyi evvel esmaların bütünlüğüyle mevcudun, varlığın taayyün etmesi. Bu şeyi evvel. Yani Nur-u Muhammed'i de diyebiliriz. Tamam mı? Şeyi evvel, şey. Ondan sonra mümkünat oluyor vesaire. Şimdi imanı gördük arkadaşlar. Hop, böyle yapayım. İmanı gördük. Bu ana temadır, metnin temasıdır. Şurası. İçin istediğin kadar uzatırsın, doldurursun. Tamam mı? Burada kesiyorum. Bakayım nerede kalmıştık? Nerede kaldı? Bu defter. Bu 29. defter. Evamir-i tekviniye, ayat-ı tekviniye, umur, emir gibi şeylere başladım. Çok oluyor. Şöyle bir hafta. Aynı zamanda dima dersimiz 150 tane ders. Evet. 3000 sayfa olmuş mudur? Yani 2000 küsürlerdeydi ama yani 2500 olmuştu. 2500. Ben onu tavsiye ediyorum. Hem onu tavsiye ediyorum, malumat veriyorum neredeyim. Altına yetişeceksin dedim. Kaça geldiniz abi, var mı? Var. Ben epey tavsiye ettim. Çok ekledim. Yani biter mi? Şöyle bir senede bitireceğim inşallah. Şu ama inşallah Arnavutköy'deki dershanemizde bunlar daha şey yapacak yani, çünkü aradıklarımı hemen odamda bulamıyorum. Çünkü bölük pörçük yaşıyor şimdi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Birkaç yerde. Şecere-i Hilkat var ya. Çok değişecek gibime geliyor abi ya. Yani o harita. Çok inşallah. Değişmezdir. Tahsis edilecek şeyler var ya.
Tahsiye edilmeyecek bir yani. insan kendisi tahsiye edilmesi gerekiyor da çalışması da tahsiye edilecektir. Sana vermeyeceğiz cennet ve cehennem yerini. Yok ya. Bozdurmuyor. Komple çıkartacağım diyor. Bahırda bahırda bahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.